85 yaşındaki Azmi Bayar, 7 çocuk, 35 torun sahibi. Ancak yapayalnız bir adamdı. Yaşlı adam bilinmeyen bir tarihte ansızın kayboldu. Damat Fahrettin, Azmi amcayla birlikte lokantaya gitti mi? Ailede kimler ne saklıyor? Azmi Bayar'ın başına kötü bir iş mi getirildi? Birazdan. Genç yaşta iki çocuk babası olan Metin Uslu, bundan yaklaşık 2 yıl önce ailesini geride bırakarak kayıplara karıştı. Genç babayı en son kimler nerede gördü? Genç adam kendine yeni bir hayat mı kurdu, yoksa başına kötü bir iş mi geldi? Metin Uslu ailesine geri dönecek mi? Birazdan. Merhaba sevgili seyirciler, Star TV ekranlarından bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar göndererek başlıyoruz. Gerçeğin peşindeyi. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Yine konuklarımızın sorunlarına sizlerle birlikte çare bulmaya çalışacağız. Uzmanlarımızın desteğiyle değerli hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir yayın yapacağız. İnşallah. Hatice Hanım'ın enerjisine yetişebilirsek. Bugün Hatice Hanım'dan yetişemeyiz değil mi? Hayır. Yetişemezsiniz bana. Hatice Hanım'dan pes ettim bize söz zaten. Kalırsa. Güç ister. Ben evet. Pes ettim zaten çoktan. Hocalarım biraz daha. Natalya'ya da takarsın bana. Estağfurullah. Ama ben senin burada babayı sağ salim bulup o haberle babayı göndermek istiyorum. Babayı bana vereceğim, ben kazanacağım. İnşallah. Babayı vereceğim. Geleceğiz de sen biraz az konuşsan. Konuşmasan bulunmaz. Az konuşsan fazla daha rahat bulacağız. Tez bulunur. Hatice'm kaç yıllık evlisin? Ben mi? Ben 25 seneden beri evliyim fazla. 25 sene fazla. Evet. Eşin de nasıl Hatice Hanım'ı merak ediyorum ben ama. Ha? Yusuf Bey. Eşi de böyle sen de merak Eşim iyi. Ay konuşmayı seviyor mu eşi? Seviyor. 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 O zaman eşimden şikayetçi değilim, yine onun yanındayım. Ya eşinden şikayetçi değilim. O senden acaba ne Yok, düşünüyorsun? Yok şikayetçi değil. Ben sen dedi bir tanesin benim için diyor. Aman ne güzel. Ha. Allah mutluluğumuzu tamam, bozmasın. Mutluyum çok Allah. Herkesin bozmasın. Yuvasında evet. Huzur olsun, mutluluk eşim olsun. Eşim olmasa kim gezdiriyor beni doktorlara siktiriyor? Eşim siktiriyor. Eşini doktora götürdün ya beni diyorsun ona. Gönderiyor. Ondan da seviyorum öyle de seviyorum. Şimdi yalnız dün Yusuf Bey yayın bittiğinde bir laf etti. İzninizle söyleyeceğim. İyice aranızı açmak değil niyetim ama. Yusuf Bey eşinden ayrı yaşıyor. Biliyorsunuz Azmi Bayar'ı arıyoruz. Biz 85 yaşındaki Azmi Bey ama çocukların anlattıklarıyla durum her an biraz daha karışıyor. Çünkü sürekli birbirlerini suçluyorlar ve onlar gerçeği biliyor anlatsın diye topu karşı tarafa atıyorlar. Yusuf Bey'in de ayrı yaşadığı bir eşi var şu anda. Hanımefendiden şiddet gördüğünü daha önce söyledi evet. Yusuf Bey. Gelip beni evde dövüyor. O ve çocuklarım o yüzden kapıyı açmıyorum ben. Babam geldiğinde de evet. Onun için hani kalkmadım demeye getirdi. Sonra aynı hanımefendinin kayıp Azmi Bey'in de gırtlağını sıktığını, boğazına sarıldığını ve onu tehdit ettiğini öğrendik ablasıyla birlikte. Yusuf Bey en son dedi ki dün yayından çıkarken benim ayrı yaşadığım eşim de tıpkı kız kardeşim gibi konuşma olarak dedi. O da çok konuşuyor dedi. Arada kaldın sen. Ha? Aynen. Ama bunlar bizim tabii ki birazcık böyle hava yumuşatmak için yaptığımız konuşmalar nihayetinde hala Azmi Bey'den bir aydan fazla süredir haber olmaması bizi korkutuyor sevgili seyirciler. Fotoğrafa dikkatlice bakın. Samsun Çarşamba'da kaybolan Azmi Bayar'ı arıyoruz ve dün bir gizli tanıkla yapılan röportajı ekranlarınıza taşıdık. Çok önemli bilgileri vardı bu röportajda bizimle paylaştı. Neydi onlar? 30'unda Azmi Bey'in kaybolduğuna dair sosyal medyada muhtar bir paylaşım yapmıştı. Azmi Bayar arandığını, kaybolduğunu paylaşmıştı. İşte ondan 1-2 gün önce Azmi Bey'i, damadı Fahrettin'i ve yanında sarışın 35 yaşlarında, renkli gözlü, üzerinde sütlü kahve bir palto olan, kaban olan bir kişiyi restoranda yemek yerken gördüğünü söyledi. O lokantada işte kızı Azmi Bey'in kızı Emine'nin evine yakın bir caddede işte en son orada görülmüş Azmi Bey ve gizli tanık bu bilgiden son derece emin. Şu kadarını söyleyeyim, gidip ifadesini de verdi. Bunu ifadesinde de paylaştı. Kim olduğunu biz biliyoruz, bilgiyi paylaşmıyoruz. Bakalım Fahrettin Bey bugün bunlara ne cevap verecek? Başka da aktaracağım bilgiler var bu dosyayla ilgili birazdan size. Metin Uslu'yu arıyoruz. İki çocuk babası Metin ortada yok. Önce aramaya annesi Meral gelmişti ama Meral Hanım 2 gündür yok. Çalışıyorum diye gelmedi. Evet. Eşi Gülsüm burada.
çocukların babasının ortaya çıkmasını bekliyor. Evet. Gülsüm niye gelmedi sence kayınvaliden? İşten izin alamamış herhalde. İşten izin alamamış. Evet. Telefonlara da cevap vermiyor. Öyle mi? Evet. O konuda bilgim yok İnci abla. O konuda bilgin yok. Yani biz sabah konuştuk ama o konuda bilgim yok. Biz Meral Hanım'ın oğlunu aramaya devam edeceğiz. Çünkü eşi burada ama çok önemli işte bir takım gelişmeler vardı. Neydi onlar? Çünkü Meral Hanım ve ailesi işte en son 6 ay önce olmak üzere Metin'i görenler olduğunu evet. paylaştı bizimle. Ama bu kişiler de arkadaşlarımızla görüşmeyi reddediyor. Burada ne var? Yani bu şimdi kafamızı birazcık daha bizim karıştırdı. Acaba Metin sadece eşinden ve çocuklarından mı kaçıyor diye ister istemez düşünüyoruz. Olabilir mi Gülsüm? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrin yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yayında paylaşılanlarla ortaya çıkacak evet. her şeyi konuşacağız bunları. Ve yine çok genç bir kaybımız var Emir. Birazdan Emir'i arayacağız sevgili seyirciler. Akrabası burada baba bizimle olacaktı ama rahatsızlandığı için son anda yayına katılamadı. 17 yaşındaki Emir yine aynı yaşlarda bir genç kızla birlikte kayıp. Ama 3 yıldır haber alınamayan Esma Dur'la başlamak istiyorum ben bugün. Esma Dur'u aramak için kardeşi Tekin Yıldırım geldi. Gaziantep'ten geldin evet. değil mi Tekin? Hoş geldin. Sağ ol abla. Bu beni biraz korkutuyor Tekin, bu kayıp konusu. Ya bizi de korkutuyor. Nasıl? Bu zamana kadar zaten biz şey yapamadık. Üstüne fazla düşemedik. Tek başımayım. Yani ben babam bir şey yapmadı. Yardımcı olmadı. Annem de refat etti. Ben tek başıma yani elimden geldiği kadar sağa olsun sola olsun çırpındım. Hep gelir diye bekledik yani. Yani bugüne kadar da gelir diye bekledik. Baktım ki artık geleceği yok. Ben başka kanallara da başvurdum. Çağırız dediler, çağırmadılar. O da tanınmış bir kanallar ama çağırmadılar. Hep olmamıştı. Hep engellediler. Hep engellediler. Resimlerini falan attım dedim. Ne yapacağız? Bize bir çare gösterin. Sağ olsun sizin kanala işte telefon açtım bundan 4 gün önce. Teşekkürler. Anında bizi çağırdılar. Razı olsun kendileri. Arkadaşlarımız hemen aramışlar seni. Şimdi evet. Esma evli. Evet. Resmen evli ama hani eşi aramıyor şu anda onu burada. Ve 3 çocuğu var. Çocukların evet. en büyüğü de 18 yaşında. Aklı başında çocuklar bunlarda. Evet. 3 yıldır hiç haber alınmayan annelerini merak etmiyorlar mı Tekin? Şimdi merak etmiyorlar. Nasıl merak etmiyorlar? Merak etmiş olsalar ben kendilerin dayısıyım. Ha ben kendileri aramıyorum. Yani işte eniştemden dolayı kendileri aramıyorum. Kendiler beni aramaları lazım. Dayı annemden bir haberin var mı? Senin yanında mı? Veya dedemin yanında mı? Veya sizin akrabaların yanında mı? Şimdi 10 yaşında bir çocuğun telefonu var abla. Artı herkeste yani. Babasından alabilirsin, izinsiz yine alabilirsin yani telefonun yoksa. Beni bir arayıp hiç bu zamanlar sormadılar yani 3 yılın içinde. Dayı annemden haberin var mı? Şey peki mi diye. Niye şimdi en başından şöyle anlatırsak. Esma Kadir Bey'le 17 yıllık evli. Evet. Daha aslında kaybolduğunda 17 yıl. Nasıl evlendiler? Nerede yaşıyorlardı? Böyle baştan bize bir konuyu anlatsana. Biz Antep'te oturuyorduk. Benim annem refat etti. 37 yaşında benim annem refat etti. Ablamın yaşı da 13'tü. Benim yaşım da 8-9 yaşındaydım ben. Teyzem geldi. Dedi işte Esma'yı ben alayım. Mersin'e götüreyim. Mersin'e oturuyorlar kendiler. Size babanız baksın. Esma'ya da ben bakayım. Yani annelik yapayım dedi. Evet. Sağ olsun dedik. Yani teyze anne arası. Evet. Aldı. İşte 1,5-2 yıl sonra da biz ablamı yani geri almaya gittik. Şimdi babam evlenmedi annem öldüğünde. Bizim yemeğimizi yapan yok, çayımızı yapan yok. Dedim gidelim yani alıp gelelim ablamı. Bize baksın yani. Biz oraya gittiğimizde işte bunlar daha önce tabii anlaşmışlar yani teyzemgil çocuklarıyla beraber. Esma'yı işte bu Kadir Dura yani eşleme teyzemin oğluna alma niyetleri varmış. Aslında Kadir teyzenizin oğlu yani akraba evet, evet. evliliği. Evet, evet teyzemin oğlu. Yalnız Kadir evliydi. Ablam oraya gittiğinde boşanmıştı, yeni boşanmıştı. Kaç yaşındaydı Kadir Bey? Kadir evlenirken 30 yaşında olması lazımdı. Ablam 27 kaç yaşındaydı? Ya 27 yaşında ya 30 yaşında tam olarak ablan bilmiyorum. Ablam kaç yaşındaydı? Ablam işte gittiğinde 13 yaşındaydı. 13'tü. Ne kadar evet. sonra bu evlenme planı yapıldı? İşte 1,5-2 yıl aradan. İşte çocuk aklı ya. Yani dediler ki yani babamdan gelip istediler. Yani babam istemediler. Biz oraya gittik ablamı getirmeye diye de. Vermediler. Yani teyzem dedi ki çocuk benim çocuğum yani. Kız benim dedi. He. Ben dedi buna olma almaya niyetleneyim dedi. Babam da dedi ki ne? Bak dedi ben vermiyorum kızı dedi. Ben vermiyorum. Yani ben he demiyorum dedi. Ama kız maksat kalmak istiyormuş. Kalmak istiyormuş. 14 yaşında çocuk. He. Şey yap dedi yani ne ona dedi bana söyledi yani ufaklar da vermiyor. Tekin dedi he desin dedi. Yoksa ben he demem dedi. Çünkü 14-15 yaşında kıza ben ne diye he diyeyim dedi. Sen de 9 yaşındasın nesine he i̇şte, diyeceksin. Ama yani babam yani istemiyor ya. Babam istemiyor ama şimdi biz orada kalkıp da kızı zorla götürmeye kalksak babam orada döverler. Nasıl? Kendi nasıl? Evladını götürecek diye. Dövmezler mi ya? Şimdi sen yabancı memlekete gitmişsin yani babam tek başına. Niye dövsün canım evladım teyzesinin ama evinden alıp götürecek. Kız gitmem diyor. Yani kız da 15 yaşında kızın işte aklı yok aynı belki gibi. Yani ufak yaşta çocuğun aklı olur mu olmaz.
Kızla ben gitmem diyor, sevdim diyor. Babam diyor ki kızım bu ne yapacaksın sen 27 yaşında 30 yaşında oğlanın neyini seviyorsun? Ama biz sevdik baba dedi. Neyse evlendirdik bunu. Yani, peki senin kız kardeşin o eve gittiğinde Esma, Kadir evet. Bey boşanmış mıydı? O gittikten sonra mı boşandı? Boşanmış. Yani biz, boşanmış. Yani boşanmış çocukları ama. Çocukları var mıydı? Kadir'in mi? Evet. Yok çocukları yok. Çocukları yoktu. Evet. Teyzesinin oğluyla kendinden yani bu durumda kaç en az 15 yaş büyük teyze oğlu Kadir'le evlendirdiniz evet. Esma'yı. Anne oldu. Vefat etmişti. Evet. Ortada kaldı diye teyzesi sahip çıkmıştı. Sonra oğluyla. Sonra? İşte biz bunu evlendirdik. Yani babamdan istediler. Babam he demedi. Tekin he desin dedi benden yani. Hı hı. He dedik. Ya bunlar nişan dediler. O hemen yani aceleye getirdiler. Zaten bizim gittiğimizde orada tatlı matlı hazırlanmışlar. Aslında bizi pek bir bekliyorlarmış yani. Gelsinler de isteyek de. Neyse akşamlar işte biz gittiğimiz gün tatlı falan kestiler. İşte pasta kestiler. Bunları nişanladılar öyle helal olsun. Biz babam kalktı geri Antep'e geldi. Yani babamın aslında verime gönlü yok abla. Verime gönlü yok. Babam geri Antep'e geldi. Bir de şu da var. Babam diyor ki annesi yok başında yani sahip çıkanı yok. Ben Antep'e de getirsem bu kızı yani ben de bakamam diyor. Bu şekilde şey yaptık. Biz tabii Antep'te o zaman yaşantımıza devam ettik. Ablam işte düğününü yapmışlar. Ne diyeyim sana evlendirmişler. Ablayı orada bıraktınız. Evet, teyzenin evet. Evinde bıraktınız. Evet. Sonra orada evlendiler. Orada evlendiler işte teyzemin oğluyla. Aradan bir 9-10 sene geçti. Tabii biz o zaman artık gençleştik yani. Hı hı. Aklımız helal oldu. Bu arada görüştünüz mü? 10 sene boyunca gelip gitti mi Antep'e? Antep'e ablam 15 sene hiç gelmedi. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi teyzemin çocukları bizi sevmez. Yani teyzem gel bir teyzem var zaten. O bizi sevmez, biz de onu sevmeyiz. Teyze olarak. Teyze olarak. Biz onu sevmek, o da bizi sevmez. Sevmediğiniz babam, kişiye niye kızınızı verdiniz? Abi biz kızı vermiyoruz. Ne biz kızı vermiyoruz. Baştan niye verdiniz hani sevmediğiniz insana? Ya baştan şu şekilde verdik. Şimdi sen gel aslında kızı götürüyorsun. Aslında baba orada dirayetli davranamamış anladığım kadarıyla değil mi? Ya babam çok saf abla. Babam çok saf. Babamı 10 yaşında çocuk alır gezmeye götürür. Yani o kadar ki babamın aklı yani saf. Ama babam kendine söyledi, ablama söyledi. Kızım bak dedi, ben sana verirsem bunlara, ablama söyledi, bir olaya geçti. Ben de varım, abim de vardı rahmetli. Sen dedi, bununla evlenirsen dedi, kesinlikle dedi, bunlar seni bana göndermezler. Yani Antep'e göndermezler. Antep'e göndermezler. Çünkü babam biliyor, kendi baldızı gir falan ya. Ama işte biliyor. Yine de hocamın dedi, yani niye hayır denmedi? İşte demedik orada. Peki. Çıktık geldik, düğün falan yaptılar. İşte dediğim gibi 13 sene veya 15 sene arası bir şey yapamadık. Ne onun adı? Siz hiç gidip gördünüz mü kardeşinizi? Ablanı sen hiç gördün mü? Ben ufakım abla. Ben ufakım. Zaten işte gençleşince yani büyüdük. Yaşım 15-16 yaşına geldim. Ben gittim işte teyzemgile yani o zaman eniştemden teyzemgil bir oturuyorlardı ablamdan. Gittim yani 3-4 gün kaldım. Yani şeydi, iyilerdi. Gayet iyilerdi. Biz yani büyük olması ablam dedi ben seviyorum dedi. Hatta bir kızları olmuştu o zaman. 1-1,5 yaşından 2 yaşına bir kızları vardı. İyilerdi. Sen 15 yıl içinde ablanı kaç kere gördün peki? Ben ablamı 15 yıl içinde bir 10 kere görmüşlüğüm var. 10 kere görmüşlüğüm var ama o hiç Antep'e gelemedi. Sen oraya yok, işte gördün. Gelemedi şu. Bu evli kaldığı sürece aradan 12 sene geçti herhalde. Kocasıyla tartışıyor. Evet. Kocasıyla tartışıyor. Antep'e geliyor. Evet. Antep'e yalnız bizim yanımıza gelmiyor. Nereye gidiyor? Eniştemin üst katında oturan bir aile dostları varmış. Antep'te oturan. Evet. Bu onların yanına geliyor. Onların yanına. Babam dedi ya işte ben seni vermek istemiyorum. Sen zorla evleniyorsun. Yani başına da bir şey de gelse benim yanıma gelme. Babam bunu söyledi ablama. Bak, o yüzden babasının evine gelemiyor ve bir evet. Tanıdığı birinin bak, evine sığınıyor. Bak ben seni dedim. Yani vermek istemiyorum dedi. Yani vermek istemiyorum dedi. Yarın öbür gün başına bir şey gelir. Demek ama ki verdi. Yani heh. Tek yani. İşte, vermek istemiyorum işte demesi verdi. Bir şey ifade etmiyor. Oraya gitmiş. Sonra eniştem falan aradı. İşte o zaman cep telefonumuz yok. Ev telefonundan. Dedi böyle böyle Esma kayıp dedi. Ablam da şey o ablamın misafirliğe gittiği ailede eniştemgili aramış. Demiş ki ne böyle böyle Esma yanımızda işte seninle tartışmış. Küs geldiği için de babasıyla da gidemiyor. Babasıyla da gidemiyor. Helal olsun işte babamın numarası yok zaten ablamda evin numarası. Şeyden arıyor. O arkada Kadir'den arıyor işte eniştemden. Hı hı. Orada arıyorlar falan babam diyor gelsin diyor ben ne yapacağım diyor yani karışmam ki diyor. Madem küsmüş gelmiş gelsin diyor. Kalacaksa kalsın diyor. Geliyor işte ablam bizde. 20-30 gün kadar kalıyor. Ne zaman oluyor bu Tekin? Bu ilk dövüştüklerine yani bu 10 yıllık falan evlilerdi herhalde bunlar ya 10 yıllık. Yani 2000 kaçlar? Yıl bu aklıma kaç? Gelmiyor. Bu ilk gelmesi yani. Tamam. Sonra bir aya kadar bizde kalıyor. Bir ay bizde kaldığı sürece tekrar eniştem geliyor işte annesiyle beraber teyzemle geliyor. Geri barıştırıyorlar. Yani babam diyor 2 tane çocuk var o zaman çocuklar 2 taneymiş. Hı hı. Çocuklar da babasının yanında. Bunu tekrar geri gönderiyorlar. Tekrar evet. Gönderiyorlar. Ondan sonra daha çok dövüşme başladı yani. Tartışmalar falan başlamış. Anlaşmazlıklar başlıyor. Evet. İşte dediğim gibi 10 sefer geldi dedim ya. Hı hı. Bu 10 seferde küs gelmiştir yani. 10 seferde küs gelmiş. Sadece bir sefer abim rahmetli oldu onun cenazesine geldi ablam.
O zaman olmamıştı, yoğun bakımda yatıyordu. Bizim karşı komşu aramıştı ablamı. Demiş böyle böyle kardeşin yoğun bakımda yatıyor. Yani baba evine gelişi, Gaziantep'e gelişin nedeni her sefer eşiyle yaşadığı tartışmalar, evini bırakıp geliyor aslında. Evet. Evi bıraktığında çocukları da bırakıyor mu yoksa çocuklarını yanına alıp geliyor mu? Çocukları da bırakıyor. Zaten çocukları alıp gelemez. Çocuklar annenesin olduğu için, şeyde babaannesin olduğu için alıp gelemez. Çocukları da bırakıyor. Tek başına geliyor yani. Tek başına geliyor. Hı-hı. Ve en son gelişi 3 yıl önce. En son gidişi önce. De... İşte 3 yıl kadar oldu. 3 yıl kadar oldu. Benim yanımdaydı. Bir süre benim yanımda kaldı. Yine en son dövüştü. Yani bir gitmeden önce benden eşiyle dövüştü. Benim yanıma geldi. Hı-hı. Yanımda yani tahmin ediyorum 7-8 ay 10 aya yakın kaldı. Bir senin süre. Yanındaki. Evet, benim yanımda kaldı. Ben Merve şeyle kapıcılık yapıyordum bir apartmanda. Benim yanımda kaldı. Bayağı kaldıktan sonra da işte işe girdi, çalıştı. Ben boşanacağım dedi. Boşanacağım dedi. Yapamıyoruz boşanma dedi. Boşanma davası da açmış 2017'de. Boşanma davası da açtı. Evet. Bunun küs gelmesi nedeni de eniştemin bir tane Pakistanlı mı Özbekistanlı bir kız arkadaşı varmış. Nasıl kız arkadaşı? Hayatında biri mi var enişte? İşte öyleymiş. Ablam yani o şekilde anlattı bize. Evet. Yani biz onun ablamın yalancısıyız. Biz var demiyoruz yani gözümüzden görmedik. Bu şey yapıyor. Ablamdan şey sevgili o kız arkadaşı yani işte mesajlaşıyor. Mesajlaştığında telefonda başucunda eniştemin. O benim yanıma gelmeden bir gün önceki. Mesaj geldiğinde ablam telefonu alıyor. Eniştem dalıyor tabii atıyor. Ablam telefonu alıyor. Bakıyor işte kız mesaj atıyor. O kadın. Hı hı. İşte aşkım şöyledir, böyledir. Neyse atıyorsa. Daha sonra ablam o numarayı alıyor. Arayan numarayı alıyor. Mesaj atan numarayı alıyor. Diyor ki ben böyle böyle Kadir'in hanımıyım. Sen kimsin böyle mesaj atıyorsun? Bundan tartışıyorlar. Diyaloğa giriyorlar. Demiş ki işte Kadir ben demiş hanımımla ayrılacağım. Hanımımla ayrılacağım. Ben seni alacağım. Yani o kadın öyle demiş. O kadın ablamıza evet. böyle. Ablam da şimdi buna belki eniştem yalan diyebilir. Yalan Hı-hı. söylüyorlar diyebilir. Yani Hı-hı. ablamdan dolayı. Hı-hı. Ablam da mesajı o evdeki 18 yaşındaki kıza göstermiş. Evet. Zaten kızın haberi varmış. Ablam devamlı o kıza dert yanıyormuş. Yani ablam da çocuk zaten. Hı-hı. Kendi kızıyla beraber büyümüş. Ona dert yanıyormuş. Kızı da demiş ki işte Gül. Anne demiş boş ver demiş yani aldırma demiş. Zaten babam demiş yurt dışına gidip geliyor ya işte, tır şoförü. Demiş biz beraber olalım yani. Babam ne yaparsa Hı-hı. yapsın. Bizi bırakma. Annem, şey ablam da ona dayanaraktan, yani zoruna gidiyor. Tabii şey demiş ki, yani işte en son o kadına mesaj attığında, demiş o yani şey yapsın, konuşsun, yani bir argo kelimeyle konuşsun. Ben zaten onu bırakacağım, seni alacağım. Seninle, ablam bunun üzerine da, evi terk ediyor ablan Esma. Evet, çocukları da bırakıyor, evet. senin yanına geliyor, 8 ay senin yanında kalıyor. Sonra, evet. Sonra işe işte, giriyor, boşanma davası açıyor, ardından... Tekrar boşama, barışıyorlar. Boşama davası açıyor. Tabii bu benim yanıma geldiği sürece yani 5-6 ay benim yanımda kaldıktan sonra eniştem artı aramaya başladı yani. Evet. İşte Esma'yla geri barışalım, bizi barıştır filan. Ben dedim valla benden alakası yok. Kendi gelmek isterse şu gün ben kendini gönderirim. Kendi de gelmek istemezse yani Mersin'de yanıma gelse ben ablamı vermem dedim. Eve geldim ablamla konuştum. Zaten biz boşama davası vermiştik. Vermişti ablam. Gittik. Ablama dedim bak böyle böyle dedim. Çocuklar falan üzülüyorlarmış yani dedim. Ufak oğlu var bir tane Kadir, şey Cafer. Dedim ağlıyormuş, boyuna seni soruyormuş. Gel dedim sen bu davadan vazgeç. Bu seferlik daha git. Olmazsa çıkan gelirsin. Hı hı. Tamam Tekin dedi. Peki dönüyor evine gidiyor mu Tekin? Bir orayı anlatalım evet. bir hikayeyi tam. Çünkü Kadir Bey'i yayına alacağım. Evine giriyor. Yani ben buradan kendini Adana'ya gönderiyorum. Enişte bana telefon açıyor. Diyor ki ne Kadir? Ben diyor İstanbul'dan yük aldım diyor. Adana'ya evet. yük getiriyorum. Ablam da diyor binsin diyor. Yani barıştılar ya telefonda konuşuyorlar. Yani 2-3 günde benim yanımda konuştular telefonda. Tam araları iyi oldu. Adana'ya gönderiyoruz biz bunu. Eniştem Adana'dan gelip alacak ya. Normalde evet. Mersin'e gitmesi lazım. Oradan alıyor. Biz bunu gönderiyor. Ondan sonra zaten ablama ben telefon açayım. Vardın mı abla diyorum. Enişten yanımda diyor. Vardım diyor. Şimdi eve gidiyoruz diyor. Evet. Bu eve gidiyor işte. Ondan sonra ben bir daha haber alamıyorum. Evine gidip gitmediğinden emin değil misin? Yok eniştem aldı. Enişten yanımda diyor ama evine gitmiş mi? Yok, yani yok. Yerinde görüştün mü hiç? Sadece şimdi ablamın telefona ulaşamayınca, ben eniştemi de aradım. Evet. Dedi ki yani Kadir, ben dedi aldım dedi yani. Aldım. Evet ben aldım dedi. Ve bu 3 yıl önce oluyor. İşte 3 yıl tam 3 yıldır da ablandan hiçbir haber yok o evet. günden bir yana. Enişten sonra ne diyor mesela aldım eve götürdüm tekrar evi mi terk etti diyor ablan. İşte akşam tartışıyorlar bunlar. Gittiği akşam, gün akşam evet tartışıyorlar. Sabahleyin de hiçbir üstüne bir valiz maliz almadan yani elbise almadan yani kendini normal günlük giydiği kıyafetten dışarı çıkıyor. Ve hiç haber yok. Ondan sonra da haber alınmıyor. Şimdi bunu enişteniz mi söyledi? Evet. Bu şekilde dışarı çıktı. Evet. Kadir, çocuklar ne diyor peki? Büyükmüş çocuklar. Şimdi çocuklar hocam şu var. Ablam zaten gittiğinde eniştemi götürdüğünde Adana'dan aldı götürdü ya evine. Ben ablamı zaten aradım. Dedim ki nasıl ettin falan dedim. Çocuklara dedim selam söyle dedim. Yani
aklıma çok iyi geliyor. Ablam dedi ki ne? Çocuklar dedi evde yokmuş dedi. Babaanne eskildelermiş dedi. Eyvah eyvah. Yani ablam o şekilde söyledi bana. Bir çocuklar dakika, dedi babaanne eskildeymiş dedi. Çocuklar hiç anneyi görmedim ya. Peki sen çocuklarla hiç 3 yıldır konuşmadın mı Tekin? İşte şunu diyorum. Yani bizde Gender ablamı sevmediği için biz de Gender'den bayağı... Ama yani şimdi çocuklar da 12, 14 ve 18 yaşında artık bir tanesi reşit olmuş ve anne nerede, onlar da aramıyor mu annelerini? Onu bilemem. Şimdi şunu da söyleyeyim ben. Buraya gelirken otobüste video çekiyorum ben. Canlı yayın yapıyorum. 3-4 saat sonra eniştem beni aradı, yani Kadir beni aradı. Dedi ki nereye gidiyorsun? Hayırdır Tekin dedi. Ben dedim valla İstanbul'a gidiyorum işte. Beni yayından çağırdılar dedim. Ablam için dedim. Ablamı arayacağım. Evet başvurdum evet. dedim. Tamam dedi. Dedim acı bir numarası falan şey resmi falan da var. Saat dedim bende resim yok dedim. O dedi valla resimleri falan yırttım dedi. Yani bende resmi falan yok dedi. Dedim face falan yok muydu bunun yani? Kendine ayrı veya sende çekildiğin biraz face falan. Bakayım yine dedi. Neyse telefonu kapattı. Şimdi ben normalde buraya geliyorum ablamı aramaya. Kendi de gelmek istese gelirdi. Kendi de sadece 5-6 saat sonra ben oteldeydim. 5-6 saat sonra şey paylaşım yapıyor. İşte 2-3 tane çocuk, yeğenlerim, eniştem Kadir, teyzem Yazgül, Kayseri'ye gezmeye gidiyorlar. Siz boş vaktiniz varsa gezmeye gideceğinize gelin burada. Ablamı arayalım. Kadir Bey şu anda hatta. Tamam. Yani aradığımız 36 yaşındaki Esma Dur'un eşi Kadir Bey hatta. Esma Hanım'dan 3 yıldır haber yok diyor Tekin. Ve en son işte eşiyle küstükten sonra Gaziantep'e gitmiş, kardeşinin yanında yaşamış birkaç ay. Eşiyle barışmış, onunla buluştuktan sonra eşi ben onu aldım eve gidiyoruz dedikten sonra tekrar evi terk etti deyip anlattığı o günden sonra Esma'dan hiçbir haber yok. Herhangi bir yerde de bir kaydına rastlanmadı. Resmi olarak bir yerde bir işlem de yapılmadı Esma hakkında. Kadir Bey, merhabalar. Merhaba efendim. Kadir Bey siz de herhalde arıyorsunuz eşinizi. Hanımefendi ben karımı aradığımı emniyetlerde, adli makamlarda, Antep'te kayıt bürosunda, evet. her yerde ilanlarım mevcut, dilekçelerim evet. mevcut. Sizin programınızda da ilk kaçtığı tarihten bugüne kadar savcılığa vermiş olduğum dilekçeleri, kendi resimlerini, şimdi teyzemin oğlu diyor ki ben resim istedim vermedi. Şu an ekranda olan başı açık olan resmi, makyaj resmini ben kendim attım. Bu ne zaman çekilmiş bir fotoğraf Kadir Bey? Bu fotoğrafı şu beraber... Şu mesela koyu renk saçlı bir, şu an ekranda görüyor musunuz televizyonu? Şu anki resim, misal bak benim elimin uzunda olan resmi sene 2007-2008. 2007-2008. Gazeteye ilan verdiğiniz tarih, yani eşinize geri dön çağrısı 2004. Evet. 2004, evet. yani bundan 16 yıl önce. Evet. Kayıp başvurusu, yani hatta burada kardeşi Tekin Bey... Kucağındaki, bir saniye, kucağındaki çocuk... Gazetedeki ilanda görürsünüz. Kucağındaki çocuk şu an benim 18 yaşında reşit olan kızım. Evet. O ilanı gösterelim. Geri dön çağrısı. Bu ilk gidişlerinden biri aslında Esma'nın. İlk evden kaçtı. İlk kayboluşu tarih. Bu. Peki şimdi son kayboluşunun son kayboluşu tarihini bir söylerseniz ondan sonra devam edeceğiz. En son sizinle hani buluştuğu tarih. 2017'de mahkeme açmıştı zaten. 2017'de mahkeme açtıktan sonra sizinle tekrar geldi. Barışmak için geldi ya yanınıza. Evet. Hangi ay geldi? Ben hangi aydı? Mahkemeden feragat ettiğini söyledi. Evet. Ben hatamı kabul ediyorum. Ben bir daha gitmeyeceğim dedi. Evet. Çocuklarımla, seninle mutlu bir şekilde yuvamda oturacağım dedi. Ben de gittim. Aynı tekerinde buradan yük getiriyordum. Aldım evime getirdim. O ne zamandı? O ayı hatırlıyor musunuz Kadir Bey? Hanımefendi mahkeme, o hafta biz mahkemeye çıkacaktık. O hafta mahkemeye çıkacaktık. Peki. Mahkemeden 2017 etti, ama sizin kayıp başvurunuz, 2017'de kayboldu ya eşiniz Esma Hanım, evet. üç çocuğunuzun annesi. Evet. 30 Eylül 2019. 2019. 19. Evet, kayıp başvurunuz o. 2019'da tekrardan vermiş olduğum dilekçeyi de okursanız, yani okur, onun öncesinde okursa. Var mı bir kayıp başvurunuz? O bize gelmedi. Ben onu göremedim. Yani kayıtlarda da göremedik biz onu. Adli makamlara başvurduğunuz takdirde görürsünüz. Ben onları hiçbirinin fotokopisini çekmedim. Almadım yanıma.
Sadece bu 2019 yani yılında. Yani şunu söylüyorum oldu. Kadir Bey, arkadaşlarım da araştırdı. Sizin gönderdiğiniz belgelere de baktık. 2004'teki çağrınız var. İlk kayboluşundaki işte gazete evet. ilanı onlar var. Sonrasında bu boşanmayla ilgili kağıtlar var, ifadeniz var. Ama kayıp başvurunuz sadece 30 Eylül 2019'da görünüyor. Yani oysa eşiniz 2017'de kayıp. Hanımefendi, bu aralıklarla 5. evden girişi. İlk veya ben sonuncuyu söylüyorum. Değil. Sonuncuyu söylüyorum. Sonuncu söylediğiniz, ben mahkemeden feragat ettikten sonra gidip aldım getirdim. 15 gün sonra ben İstanbul'da tır şoförüyüm ben. Hanımefendi, bir saniye beklerseniz ben açıklamamı yapayım. Ben zaten konuşmuyorum. Ben 2017 yılında, pardon, eve getirdikten sonra İstanbul tekstil kentte yükleme yaparken kızım aradı. Evet. Dedi ki baba, annem kardeşimi diş doktoruna götürdü. Evet. Saat 4'e kadar aramadım. 4'tü benim yüklemem bitti, işim bitti. Eşimi aradım, telefonu kapalı. Kızımı aradım. Dedi ki baba, annem dedi karnı ağrıyormuş. Geri hastaneye gitti, Cafer eve bıraktı. Gidiş o gidiş. Yani eve geldikten 15 gün sonra, geldiği günün akşamı değil. Eve geldikten 15 gün sonra ve de oğlumu dişini çektirip ağzını bu kadın. Tekin niye o akşam gitti bir diyor? Bir saniye ben şuna da bir açıklık getireyim. Ben hiçbir zaman 17 yıl aynı yastığa baş koydum. Bunu benim oturduğum muhitte de sorabilirsiniz. Kendi sülalesi tarafı da biliyor bunu. Handan Yıldırım var amcasının oğlu. Bahattin Yıldırım var amcasının oğlu. Onlar da bağlayın yayına. Ben bütün sülalesinin önünde gittim Gaziantep'te. Bellik bir hata, bir suç varsa başım gözüm üstüne dedim. Bütün sülalesi dedi, kızım kocan burada, sen de buradasın. Sordunuz ne? Dedi Kadir'den yana hiçbir şeyim yok. Ben istemiyorum dedi yalnızca. Benim evimden ilk gittiğinde evime bırakmış olduğu not, ben Afganistan'daydım. Yük götürmüştüm. Parmaklıya'da yük götürmüştüm. Kardeşim aradı, dedi ki abi yengem evden gitti. Nasıl gitti dedim. Dedi valla eve mektup bırakmış. Kadir seni sevmiyorum, istemiyorum deyip gitti. Biz yaklaşık 40 gün sonra Tekingil'de bulduk. Gittik, dedi ki ben seni istemiyorum. Döndük geri geldik. Aradan 10 gün geçti. Rahmetli babam gitti, getirdi. Ondan sonra 3 defa daha kaçtı gitti. Kaçmalarının hiçbirinde ben burada değildim. Hepsinde yurt dışındaydım. Nasıl? Hepsinde hiçbir yurt zamanda... dışındaydım diyor. Yani kavga yüzünden hani tamam, kavga, ben başta da dedim bu yurt dışında boyunca... çalışıyor zaten. Yani... Hayır, bu yurt dışındayken evi bırakıp gitmiş çocukları abla. Hanımefendi. İşte, evet. Yani hanımefendi. Efendim. Bir saniye. Ya dinliyorum zaten, sakin ol. Evet. Ben 17 yıl boyunca eşime kesinlikle ne şiddet, ne bir bağırma, ne bir kavgamız olmadı. Evlendiğinizde kaç yaşındaydı Kadir Bey, Esma Hanım? Hanımefendi, ben 43 yaşındayım. Siz 43 yaşındasınız. Evlendiğinizde siz kaç yaşındaydınız? Esma kaç yaşındaydı? Ben askerden gelmiştim. 24-25 yaşındaydım ben evlendiğimde. Esma kaç yaşındaydı? Esma da 84 doğumlu. Aramızda 7 yaş var bizim. 36 yaşında Esma. 45 olduğunuza göre aranızda 9 43 yaş var. 43 yaşındayım hanımefendi, ben 45 değilim. 45 demedim. 43 43 mi? Yaşındayım. Peki, 76 doğumluyum ben. Peki tamam, düzeltiyorum hemen. Benim... Eşimle evlendim. Büyük kızım oldu. 2002 doğumludur. 2002 yılında eşim yaşı 17 olduğu için bir sene bekledik. Bir sene sonra çocuğumuz kucağımızda resmi nikahımız kıyıldı. Mersin Nikah Dairesi'nde. Peki Kadir Bey, şimdi madem sizi bırakıp gidiyor, hatta sizi değil çocuklarını da bırakıp gidiyor sizi istemediği evet. için. Bunca yıldır niye boşanmadınız? Hanımefendi, bunca yıl neden boşanmadım? Ben devamlı yurt dışında olduğum için mahkeme açamıyorum. Mahkeme açsam, mahkeme takipsizlikten ben mahkemeye katılamadığımdan dolayı. Ya yurda dönüyorsunuz belli ki. Hep mi yurt dışında kalıyorsunuz? Üç tamam, tane evlat var da. Yani. Bak ben dönüyorum. Dönüyorum evet. demiyorum ki. Dönüyorum. Yani mahkemeyi açmamanız için bir sebep değil yurt dışında çalışmanız. Hocam yanlış mı söylüyoruz? Tabii, yani yurt dışında haklısın. Olanlar boşanma davası açamıyor. Ben avukata vekalet vermem gerekiyor. Evet verin, boşanmayla ilgili. Çok basit bir işlem, vekalet vereceksiniz. Zaten avukatınız da sürdürecek davanızı. Sizin olmanıza bile gerek yok. Ya bakın bunları... şimdi mesela 3 yıldır şey var. 3 yıldır beyefendi, da ortada yok ya. 3 yıldır mesela boşanma davası şimdi, açtınız mı siz? Bakın bir saniye ben izah edeyim durumu.
Dinliyor musunuz? Dinliyorum. Ha, ben eşimi ve çocuklarını seven bir adamım. Ben bugüne kadar karıma bir şiddet uygulamadım. Karıma karşı, karımın ailesi, sülalesi de biliyoruz. Benim oturmuş olduğum muhitteki konu komşu merkezde biliyorum. Kadir Bey, ben bunu anladım. Bir şimdi bir şey sormak istiyorum Kadir Bey size. Bir saniye, ben lafımı bitireyim beyefendi. Ondan sonra sizin sorunuzu alacağım. Yok, bitirdiniz yani. Siz karınıza hiç şiddet uygulamadınız. Karınızı seviyordunuz. Karınız sizi sevmediği için sürekli gidiyordu. Bunu anladık. Bunu söylüyorsunuz. Şimdi ben şimdiye kadar yani 5-6 kere kaçtı diyorsunuz. Hepsinde de ben yurt dışındayken kaçtı diyorsunuz. Son seferinde niye siz evdeyken kaçtı? Ne oldu? Ben evde değildim ki. İstanbul'daydım. Yine şehir dışında. Ama şehir dışında. Yani yurt dışındayken hep gitti dediniz ya. Ben en son kendi geldiğine dedi ki yurt dışını bırakmanı istiyorum. Ben de bıraktım. Mersin'de Türkiye'de çalışan bir firmaya başladım. İstanbul'a yüklemeye gittim. Yine kaçtı. Geldim. Geri İstanbul'a gittim. Aradım. Telefonu kapalıydı. Kızımı şunu aradım. Şunu anlamadım. Kadir Bey, sizinle bir problemi yoksa, siz eşinizi seviyorsunuz, iyi davranıyorsunuz. Bir izin verin ama soru sorayım. Tamam. Eşinize hiçbir kötü davranışınız yok. Her şey yolunda. Tekrar sizinle barışmak için 2017'de gelen kadın niye 15 gün sonra birdenbire ortadan kayboldu? Boşanma davasını geri çekmezdi. Zaten boşanmak isteseydi. Sizinle barışmak istediği için geldi. Niye kaçıyor 2 hafta sonra tekrar? İşte bilemiyorum. Ben ablamı barıştırdım da. Evet. Ablamı barıştırdım. Tekin bir sorunları yok. Bizi, yok. Bak bir sorunları yoktu. Ablamı bana dedi. Tekin barıştırmadı. Onu bir geçsin. Bir dakika dur abi. Dur abi dur. Bir dakika dur hele. Amcasının oğlu bizi barıştırdı. Bir dakika dur. Amcasının oğlu barıştırdı. Yok yok yok. Amcasının oğlu değil. Bir saniye dur. Andan Yıldırım barıştırdı bizi. Yok yok yok. Beni aradı dedi ki. Beni aradı dedi. Kadir. Ben Esma'yla konuştum. Tekin'le de konuştum. Gel dedi. Ben sizin aranızı yapacağım. Yuvanız yıkılmasın. Dedim tamam kardeş geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Gittim Tekin eve. Aylarca bir saniye tamam amcanızın oğlu barıştırdı sizi. Diyor ki hiç şiddet yok. Ben çok seviyordum eşimi. Aylarca senin yanında kaldı Esma. 10 kere en az geldi eşiyle küserek diyorsun. Anlattı mı? Nasıl davranıyormuş ona şimdi, Kadir Bey? Bir sorunu yok mu? En son gelişinde. En son gelişinde ben hatta dedim ki ne yani böyle tartışıyorsunuz ama yani bu en son gelişinde işte bu kadın meselesinden gelmişti. Evet. Yani şu şekilde dedim yani bir sana bir laf söylüyor mu, seni dövüyor mu, seni vuruyor mu dedim. Onun dediğimde ağladı. Ağladı. Hatta dedi ki ne yani kuş teneden kaçmaz Tekin dedi bizim Antep'in şeyinde. Nasıl? Kuş teneden kaçmaz dedi yani kuşa yem verirsen kuş teneden kaçmaz dedi. Yani bu şekilde kötü davranıyordu anlamında. O şekilde de yapmıştır yani. Çünkü şu şekilde bir şey. Ben kendine bak gönderdim. Ablama dedim ki ya sana bir şey derse bu senin teyzen. Yani kaynana senin teyzen. Teyzene konuş. Teyzem de benden yana durmuyor dedi. Bir bunların yanında yani eniştemgil tarafında bir sözü dinlenen adam Cafer eniştemdi. Teyzemin kocasıydı. Çok iyi adamdı. Allah rahmet eylesin kendine. Zaten bu adam kendine ablama çok arka çıkıyordu. Ama teyzem kesinlikle Esma'ya yani hiçbir zaman yardımcı şimdi olmamış. Bu arada bak, ablam devamlı böyle söylerdi. Bir kadının olması da şiddetin en ağırı. Hayatınızda bir başka kadın olduğunu söylemiş kardeşi Tekin'e, eşiniz. Hanımefendi. Mesajı yakaladığını söylemiş. Hatta bunu büyük kızınız da görmüş. Evet. Evet, ona da açıklık getirelim. Evet, şimdi getirin. Biz de demin arkadaş Antep'ten bir şivesiyle örnek veriyor. Fark ettiyseniz. Kayınbiraderiniz. Evet. Ben de size şöyle söyleyeyim. Kayınbirader veyahut da teyze olun neredeyse. Evet. Ben de size şöyle. Bizim Türk örf adetinde bir laf vardır. Evi dişi kuş yapar. Erkek çalıştırır. Dişi kuş evi yapar. Doğru mu? Evet. Yani ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Eve erkeğe bağlayan da kadındır. Uzaklaştıran da kadındır. Evliliği bitirip ondan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Bir evlilik çatısı altında evlilik, bir başka kişiyle ilişki hakkı vermez bu kimseye. Bakın biz sizle o gün telefonda konuşurken de bu konu üzerinde tartıştık. Benimle siz hiç konuşmadınız daha önce. Biz ilk defa konuşuruz sizinle. Sizin müdürünüz kimse ben ona söyleyeyim. Arkadaşlarımla konuşmuş olabilirsiniz. Ha. Hayatınızda bir başka kadın var mı? Ben net sormak istiyorum. Arkadaşlarımla konuşmanızı bırakın. Hayır ben açıklama getirmek istiyorum. Şu an hayatımda soru kimse soruyorum. Yok. O zaman Esma geldiğinde sizin telefonunuzda Esma bir mesaj yakaladı mı? Esma geldiğinde değil. Esma üçüncü kaçtıktan sonra ben çalıştığım ülkede bir bayanla tanıştım. Tamam. Ben kendisini de direkt söyledim. Dedim Esma sen bana soğuk davranıyorsun. 3 oldu çocukları bırakıp gidiyorsun. Eğer senin niyetin tekrar beni ve çocuklarımı yüzüstü bırakıp gitmekse boşanalım. Sen de yoluna bak, ben de yoluma bakayım. Tamam, niye açmadınız davanızı? Aynı şeye tekrar geliyoruz işte. Madem... Tamam, ben dedi hata yaptım, sen de hata yaptın. Çocuklarımız için
ayrılmayalım, barışalım. Ben sevdiğim için kendisiyle geri devam etmek isterim. Ama başka Esma bir şey yok. Sizinle evlilik birliği... Karşı, bir saniye bak. Kadir Bey, bana karşı Esma Hanım, sizinle evliyken yani aynı evi, aynı yaşamı paylaşırken bu kadının mesajını görmüş ve kadınla yaptığı konuşmada da kadın ona senden boşanacak, benimle evlenecek demiş. Hanımefendi, evet, evet, bak, bir şey ona yok, enişte bak, öyle bir şey yok. Tezoğlu, şey, bir şey bak yok. Ona Gül de şahitmiş, ablam birebir söyledi. Ona da hatta Gül'e de gösterdim, ben dedi Gül'e demiş ki ne yani yeğenim. Anne demiş, boş ver demiş, babamın her zamanki hali demiş. Sen demiş bizim her zamanki hali mi demiş? Öyle demiş. Öyle demiş. Ya ablam bana demesi. Her zamanki hali ne demek? Onu bilmem demek işte. Demek ki ben her zaman ablamı aldatıyor muymuşum? Öyle mi oluyor şimdi? Ben bilmem abi. Ablamın dediğini söylüyorum. Hayır, şimdi Kadir Bey, bizi burada korkutan ne? Niye korkuyoruz biz bu kayıptan? 10 kere kaçmış daha önce. Tamam, kendi isteğiyle kaçmış. Ya kardeşine ya babasına gitmiş. Bu sefer ortada yok. Şimdi şöyle ne, şey var. Nereye gitmiş de olabilir? Yani bir tahsili yok, mesleği yok. Kendi başına bakın, ayakta durabilecek son, bir durumu yok. En son kardeşinin evine gitmeden önce Antep kayıp biliyorsun, kayınpederim, kaynım ve ben üçümüz beraber gittik. Dinliyor musunuz? Dinliyoruz, buyurun. Beraber gittik. Kardeşiyle beraber, kayınbiraderimle beraber Antep'te sinema meydanı denen bir meydan var. Yani halkın genellikle kalabalık olduğu bir bölge. Orada bütün direklere kayıp ilanını büyük fotoğrafıyla yapıştırdım. Kayıp bürosuna ben 15 gün orada Antep'te kaldım. Kendiyle beraber kayıp. Şimdi ne demek istiyorsunuz? Ben kaybetmedim. İstiyorsunuz. Ben bunu anlıyorum. Biz sizi hayır, bir şeyle suçlamıyoruz zaten. Yani böyle bir şeyle suçlamıyoruz ama nereye kardeşim, gitmiş olabilir? Neyi suçlamaktan bahsediyorsun? İşte ben suçlamıyoruz zaten. Nereye gitmiş olabilir diye soruyoruz. Ben de sana onu getireceğim. Bir dinleseniz aradan belli bir süre sonra Tekin beni aradı. Enişte İstanbul polisi ablamı bulmuş. İstanbul polisi otobüse bindirmiş. Gaziantep polisine teslim edecekler. Bu ne zaman oldu Tekin Bey? Şey Kadir Bey? Hangi yıl? Kendisi aradı işte o mahkemeyi açmadan önceydi. 2017. 2016'nın sonunda. İstanbul'da evet. Nereye geldiğini anlattı size o zaman. Bana dedi ki otelde çalışıyormuş orada. Evet. Tekin'in kendisi söyledi bunu. Otelde çalışıyormuş. Otel değil. Çorap fabrikasında çalışıyormuş. Pardon. Çorap mı? İplik fabrikasında çalışıyormuş. Çorap fabrikasında çalışıyormuş. Evet. Otelde kimlik sorgulamasında bulmuşlar. Uygulamaya dedi, girmiş. Ablanı. Demişler ki ablan aranıyor. Yani sen kardeşin sen arıyor demişler. Peki şimdi Kadir Bey, bizi de korkutan şu. Siz diyorsunuz ki ben yani 2017'de tekrar sizin evinizden çıkıp gitti ya 15 gün evet, kaldıktan sonra. Evet. O zaman hemen kayıp başvurusu yaptınız mı siz tekrar? Hanımefendi, ben bulunmuş olduğum semtin karakoluna gittim. Bana dediler ki 24 saat kanunen hiçbir şey yapamayız. Yaşlı peki eşlik. 24 saat geçince kayıp başvurusu yaptınız mı 2017'de? Gittim, yine gittim. Yaptınız mı? Yaptım evet. Ya da yapmadım. Bana onun cevabını yaptım lütfen. Kardeşim, tamam. Yaptım. O zaman şunu söyleyeceğim. 2017'de bu başvuruyu yaptınızsa eğer... Evet. Benim elimde sadece 2019 Eylül'ünde yaptığınız başvuru var. 2017'de de yapmışsanız 2020'ye geldik. 3 yıl doldu. 3 yıldır Esma Hanım herhangi bir polis aramasına takılmamış, herhangi bir sağlık kontrolüne gitmemiş, evet, herhangi bir işlem yapmamış, kimseyle bir yerde çalışmamış demek. O zaman Esma Hanım hayatta değil mi diye düşünüyoruz biz. Eğer gerçekten bakın, 2017'de bu başvuru yapıldıysa 3 yıldır bu kadın... Hiç mi hastalanmadı? Hiç mi polis aramasına takılmadı? Hiç mi bir otelde uyumadı? Şimdi sizin söylediğiniz bir şey vardı demin. Dediniz ki çocukları hiç annesini aramıyor mu? Veyahut da annesi çocuklarını. Benim çocuklarımı bir gün bile aramadı. Bakın şunu soruyorum. Şunu soruyorum ben. Kadir Bey, söylediğim şu. 2017'de siz eğer başvuru yapmış olsaydınız... Sen karakoluna gittim. Sen karakoluna başvurdum. Peki o zaman niye 2019'da bir daha kayıp başvurusu yapma ihtiyacı hissettiniz Eylül'de? Benim yazmış olduğum dilekçede okuduysanız dikkatlice. Ne yazıyor 2010? Niye tekrar başvurunuz varsa zaten yani yeni bir başvuru almazlar. Olmaz. Başvuru devam ediyor derler size. Hanımefendi, o arada Esma cevap bakın, vermiş olsaydı ben tamam. Daha önce 2017'de kaçtığında gittim. Bana dediler ki eşiniz dediler Gaziantep kayıp bürosunda Pekin Yıldırım ve Mürsel Yıldırım hakkında kayıp ilanı verdiğinden dolayı senin dilekçeni alamayız. Anladınız mı? Artı
bu kadın... Bir dakika anlamadım. Yani ayrılan sizin eşiniz. Şimdi daha önce bir kayıp başvurusu yapıldığı için mi sizin kaydınızı almadılar? Aynen. Gaziantep'te. Peki bu konuyla alakalı olarak bir ifade verdiniz mi? 2017'den bahsediyorum. Güneykent Karakolu'na, Mersin, Soroslar, Güneykent Karakolu'na her kaçmasında benim gidip... Hayır, 2017 her vardır. Değil. 2017 en son kaçtığı olayla evet, ilgili evet, olarak ifade gittim, verdiniz mi? Eşim... Ben kaçtığımdan 2 gün sonra geldim Mersin'e. Evet. Direkt Güneykent Karakolu'na gittim. Eşim evi terk etmiştir diye. İfade verdiniz mi? Bir tutanak tutuldu mu bununla ilgili olarak? Onu soruyorum. Verdim. Bilgisayardan. Sen 2017'de başvuru yaptın mı kız kardeşin evet. kaybolduğunda? Ne zaman öğrendin ama şimdi, kız kardeşin? Bu ertesi günü Tekin Yıldırım'ın vardı çünkü. Şimdi eniştem bir anlatmada doğru söylüyor da bir tarafını yanlış söylüyor. Şu şekilde yanlış söylüyor. Bu ablam ilk geldiğinde yani bu şimdi kaybolduğunda kimse başvuru falan yapılmadı. Ben ilk kaybolduğunda bu 10 ay falan benim yanımda kaldı dedim ya 8-10 ay. Ben gittim onda başvurdum zaten. Onda başvurdum. Yani dedim böyle böyle ablam kayıp dedim. Daha öncesinden bahsediyor evet. yani. Yani bu 2017'de barıştıklarından sonra başvuru evet. yaptın mı yok, sen tekrar? Yok ben yapmadım. Şu şekilde yapmadım. Tamam onu söyle. Ben adliyeye gittim. Şey adliyeye diyorum işte karakola gittim. Bizim orada Binevler karakola var. Dedim abi böyle böyle ablam dedim kocasıyla tartışmış. Şu an evde yok. Ama dediğim 10-15-20 gün sonra gittim ben. Ya kardeşim yani, tartışma yok yok. Gittim. Ben... Ya Kadir Bey şimdi şunu bir netleştirelim de elimde sizin başvurunuz var. Orada aynen şöyle yazıyor. Hocam da dikkatli dinlesin. Tamamlasın bilmediğiniz 2019 Eylül'deki aynen. başvuru değil mi? 30 Eylül 2019. İşte Esma'dır evet. benim eşim olur. Resmi nikahlı eşim olur. Mart 2016'da evden ayrılmıştır. Bu konuyla ilgili işte şu karakola şikayette bulundum. Eşimin o dönemde kullandığı telefon numarasını şu anda hatırlamıyorum. Nerede olduğu halen resmi nikahlı eşimdir. Kendisine ulaşamadığım için boşanma davası açamıyorum. Nerede olduğu hakkında tarafıma bilgi verilmesini istiyorum. Sağ öyle olup olduğunu bilmiyorum. İşte diyeceklerim bu kadardır. Burada şu yazmıyor. Yani işte 2016'da geldi, 15 gün sonra gitti ve ben bir gün sonra gittim. İşte başvuru yaptım ama kayıp başvurusu yardı almaz. Böyle bir şey yok zaten. Başka bir başvuru yok. Siz ilk defa kayıp başvurusunu 30 Eylül 2019'da yapıyorsunuz. Tekin'in bahsettiği başvuru çok daha önceki yaptım. Bir başvuru. Adamlar bana dedi ki... Peki yaptıysanız yeniden bir kayıp başvurusu yapma gereğini niye duydunuz? Ben artık çocuğum 5 yaşa geldi büyük kızım. Ben boşanmak istiyorum. Hayır zaten bir kayıp başvurusu var ise neden tekrardan yeni bir kayıp başvurusu da bulunma yani gereği duydunuz? Değil mi? Ne durumda? Nerede olduğunu bilelim. Ama var zaten var. Bir kayıp başvurunuz var diyorsunuz ya. Evet. Varsa niye tekrardan abi, bir başvuru? Derim, yok. Hocam, zaten var yok. Olan bir hocam, kayıp, yok kayıp başvurusu yok. Yok. Kadir Bey, kayıp başvurusu bir yok hocam. Bir şey hocam. Söyleyeceğim. Bu yok. Arada önemli bir şey var. Ben onu atladım. Şimdi arkadaşlarım 2016 diye dikkatimi şey yapınca tekrar. Siz 2017'de eşinizle barıştık. Eve geldi 15 gün kaldıktan sonra kayboldu diyorsunuz. Evet. Burada polise başvurunuzda hiç bundan bahsetmiyorsunuz. Sanki 2016 Mart'ından sonra hiç evet. onu görmemiş gibi başvurmuşsunuz. Niye? Sizin yanınızdan kaybolduğunu saklamak için mi? Ne alakası var? Harbi 2016 sen? Mart'ında bak, evinden ayrılmıştır diyorsunuz. Güzel oysa ablacığım. Oysa benim 2016 Mart'ında gitti. Kent Karakolu'nda bütün dilek başvurularımı ne tuttum? Beyefendi devlet, elimde karakolu elimde devlet, savcılığa yaptığınız Cumhuriyet... Tamam 2019'da başvurdum. 2019'da başvurduğunuzda Cumhuriyet Başsavcılığına aynen şöyle diyorsunuz Kadir Bey. 2016 Mart'ında evden gitti. Oysa sizin eşiniz tamam, 2017'de sizin yanınızdaydı. Tarihleri şaşırmıştım orada. Akşam kızım bana şaşırdınız. Dedi ki, ya bir, şey bir yıl kadar. Değil, bir ara vermem lazım. Acaba bir yıl kadar bu tarihi nasıl şaşırabildiniz? Yoksa 2017'de sizin evinizde 15 gün kaldığını niye saklıyorsunuz oradan yanınızdan gittiğini? Bunu niye burada söylemediniz? Sevgili seyirciler 36 yaşındaki Esma Duru arıyoruz. Ekrandaki fotoğrafa lütfen dikkatlice bakın. Esma Hanım'dan
3 yıldır hiçbir haber yok. 3 çocuk annesi Esma, 12 yaşında, 14 yaşında ve 18 yaşındaki evlatları da 3 yıldır anneden hiçbir haber alamamışlar. Herhangi bir yerde bir sigorta kaydına rastlanmadı, bir sağlıkla ilgili işlem yapmamış, herhangi bir polis aramasına takılmamış. Esma'dan hiç bir haber yok. Kardeşi Tekin programımıza geldi ablasını aramak için. Hatta da eşi Kadir Bey var, resmi nikahlı eşi. Kadir Bey, tam reklama giderken size şunu sormuştum. Eşiniz 2017'de işte sizin yanınıza gelmiş, yeniden barışmışsınız. 15 gün birlikte kaldıktan sonra ortadan kaybolmuş. Kendi isteğiyle çıkıp gitmiş. Ama sizin kayıp başvurusu yaptığınız tarih 2019'un Eylül ayı. Niye bu kadar beklediniz diye. Siz ben tekrar bir başvuru yaptım o arada dediniz ama böyle bir başvuru yok. Ve aynı zamanda da polise başvurunuzu yaparken Cumhuriyet Savcılığına verdiğiniz ifadede şunu söylüyorsunuz. Mart 2016'da evi terk etti. 2017'de ocağında zaten boşanma davası açmış sizi. Evet. Tekin bu arada bir şey söyledi yalnız. O hani niye Eylül'ü beklediniz derken tam reklama giderken. Tekin o iddianı şimdi, ne getirmişsin? Şu şekilde ben burada Antep'te başvurduğum için... Kayıp ilanında başvurduğum için. Daha önceden bahsediyorsun sen. Evet, daha önceden. Eniştem gidip de yani Kadir şey yapamıyor, başvuru yapamıyor. Bana o şekilde söyledi. Bana o şekilde söyledi. Yani dedi ki benim kayıtımı almıyorlar dedi. Konuşur muyuz onu? Şimdi ben de sonradan aradan 5-6 ay kadar geçti. İşte bu Binevler Karakoluna gittiğimde dedim böyle böyle Esma dur dedim, ablam dedim. Eşinle tartışmış dedim, evden çıkmış dedim. Bana orada dediler ki ne? Sen yani gönderdiğin için, çünkü ben ablamı gönderdiğimde bir polis bize imza attım. Polisin ben numarasını almıştım. Abi dedim böyle böyle ben ablamı barıştırdım. Ablamı gönderdim. Yani bir sıkıntı yani gönderiyorum. Bir sıkıntı var mı? Yani bir şey yapmamız lazım mı? Yok dedi. Hayırlı olsun dedi. Tamam dedi. Çünkü bu hatta düşmüştü şeyden de ne onun adı sistemden düşmüştü barıştıkları için bulunduğu için. Bu 2017 bu evet. Sen öncesini ben anlatıyorsun gittim, şu anda. Ben karakola gittiğimde dediler ki ne sen başvuramazsın. Evet. Eşine gittiği için eşi başvuracak. Yani eşi başvuracak. Doğru haklılar. He. Ben de işte tekrardan eniştemi aradım. Ya tövbe eniştem beni aradı. Nasrettin Tekin falan dedi. Yani başvurdun mu dedi. Ben dedim yok enişte ben başvuramıyorum. Senin başvurman lazımmış. Çünkü senin yanında kayboldu. Evet. Onun yanında kaybolduğu için onun başvurması lazım. Aradan işte 5-6 ay, 7 ay daha geçti. Eniştem yine söyledi. Nasrettin falan dedi işte başvuru yaptın mı dedi. Ben dedim yok ben yapamıyorum ki ne. Benim, yani. Benim kayıtımı almıyorlar. İşte bu 2,5 sene, 3 sene böyle devam etti. Yani bunları bile konuştunuz aranızda siz. Kadir Bey senin başvuru yapmadığını bile bile bekledi. Tabii. Çünkü enişten beni devamlı arar. Şu şekilde arar. Ablamdan bir haber var mı? İşte bir ayda geçse, 2 ayda geçmiş olsa beni arar. Ablamdan bir haber var mı? Haber alırsan beni de ara. Kadir tamam, Bey. Tamam deriz. Başvuru yapmadığınız bildiği halde siz başvurmamışsınız demek ki. Mersin'de adli makama gittim. Bana dediler ki şu an sistemde Gaziantep Kayıp Bürosu'nda halen daha kayıp ilanı göründüğü için sen kayıp ilanını... Hayır, Tekin Bey onu düşürdüm ben diyor. Söyledim sistemden düştüler Gaziantep'teki kayıp başvurusu. Zaten ablam bana teslim edildiğinde çünkü direkt ben, şey oldu o fes oldu. Memurun bana söylemiş olduğunu söylüyorum. Bu eski başvurudan bahsediyorsunuz. Tekin Bey diyor ki bana reklama giderken bir şey söyledin ya sen Tekin. İşte, Eylül'e kadar niye bekledi dediğimde ben. Şu şekilde Eylül'e kadar beklemesinin nedeni de işte beni devamlı arardı bu başvurdun mu filan. Ben dedim yok artık ben dedim işte bu bir programa dediğim gibi gideceğim ben dedim bir kayıp programları var onlara dedim başvurayım ya dedim hiç olmazsa onlara şey yapacağım dedim. İşte ondan sonra zaten eniştem 2-3 ay aradan geçti o başvuruyu yapmış yani bu yani. Şeyi adliye makama. Hı. O şekilde başvurmuş. Eylül ayında. Eylül ayında. Çünkü ben gidip de başvuramıyorum. Şimdi, ya babam olacak ya babam olacak benim evim ayrı olduğu için yani. Babam ilgilenmiyor mu hiç? Babam şu şekilde babamda evlat sevgisi yok yani ciğer yok babamda. Evlat sevgisi kesinlikle yok. Babamı evlendirdi 17 sene oldu. Benim annem Rafat'ın evlendirdik. Evlendirdiğimiz günün 3 gün sonrası abimden beni yani sahipsiz bıraktı. Bir abim vardı 18 yaşında askere gitti geldi işte yani evlendirdiğimizde abim ya 18 yaşında diye 19. İşte askere gitti geldi. Akciğer kanseri oldu abim. Bakılmadı. Bize bakılmadı. Yani analım bakmadı, babam bakmadı, babam bu şekilde bakmadı. Babam dedim ya 10 yaşında bir çocuk babamı kandırır götürür. Evde de elin kadını var. Mecburen babamı kandıracak. Bize bakmayacak, bize soğutacak. Kaç yaşındaydın baban evlendiğinde? Babam evlendiğinde 50-55 yaşındaydı. Yok sen kaç yaşındaydın? Ben mi? Hı-hı. Ben 16-17 yaşında bir şeydim. Ondan sonra kendi hayatını mı kurdun sen? Kendi hayatımızı şu şekilde kurduk. Ben evden kaçtım İstanbul'a geldim. Burada da başka bir hikaye var. Eyvah. Aksaray'da çalıştım. Somun Ekmek Fırını'nda 2-3 sene kaldım.
Babamız bize karışmazdı yani. Hep dövmezdi yani babamız bizi. Yani ablanı da hiç aramıyor baban. Yok yani. İşte bak ne diyorum, babamız ne bize karışırdı ne ablama karışırdı. Ama babalık yapmadı diyorsun. Biz laf gereci baba diyoruz ama başkası ne der bilmiyoruz da biz yani laf olsun niye baba diyoruz. Peygamber de demiş ya büyüğüne saygı olmayan küçüğe saygısı olmaz. Biz saygımızı gösteriyoruz. Ama kendi bizi evlat yerine görmüyor. Benim iki tane çocuğum var. Biri 15 yaşında, biri 4 yaşında. Allah babama şunu hani arayın sorun. Deyin ki ne Tekin'in çocuklarının adı ne? Bilmez. Allah Allah. Vallahi bilmez. Bayramlarda biz kapıyı açarız. Yani karşı komşumuza gideriz. Çocukluk yani çocuğumuzun geçtiği mahalleye gideriz. Karşı komşunun evine gideriz. Mehmet var ballı derler. Onlardan bayramlaşırız. Bitişik komşuna yani 50 tane ev var diyelim. Onlardan bayramlaşırız. Biz babamın evine geldiğimiz zaman kapıyı çalarız. Babam yukarıda oturuyor biz biliriz. Analım der ki baban kahveye gitti. Baban işe gitti. Lan bayram üstü iş mi olur? Yalan söylüyorsun işte. Bizden soğutuyorsun adamı. He. O zaman ne oluyor? Babam bizden soğuyor. Evet. Babanla bayramda bile bayramlaşamıyor musun? Yok ya? Yok. Şu şekilde. Bak babama da kendi diyor ki ne? Çocukların gelmiyor. Hadi. Tabii. Soğutuyor işte. Çocukların gelmiyor diyor. Ya çocuklar nasıl gelmiyor? Çocuk karşı komşuya gelmişse senin yanına geliyor. Senin hanımın diyor ki ne? Baban evde yok. Valla babanız buradan izliyorsa bizi yani evladınız burada bakın nelerden vallahi, bahsediyor. Yani. Babamın diyor maşallahı var yani. Gerçekten de bu zamana kadar bir babalık yapmadı. Keşke de yani hayatta kalsın da şimdi bu ayrı bir konu ama dönelim işte gerçekten annesini küçük yaşta kaybedince teyzesi alıp götürmüş Esma'yı bu hikayeyle bağını da anlatayım seyircilerime ve daha 13-14 yaşındayken onu kendi oğluyla evlendirmeye karar vermiş Kadir Bey'le evlendirmişler ondan sonra da hep problemler olmuş söyle şimdi tekrar. Şunu anlatayım ablam benim yanımda kalıyordu işte son gelmesinde benim yanımda kalıyordu dedi ki ne babamın yanına da gideyim dedi 2-3 günde babamın yanında kalayım dedi ben dedim abla gitme. Ben biliyorum yani analım, bak analım 3-4 tane kardeşi var, çok efendiler. Bize çok dayılık yaptılar. Beni analımı kardeşe evlendirdi. Evet. Hasan diye bir kardeşi var, bana çok babalık etti. Ama analım bizi kesinlikle sevmez, biz de onu sevmek, Allah var. Biz de onu sevmek. He. Açık sözlüdür. Vallahi biz de onu sevmek. Biz dedi ki, babam ile gideceğim. Ben dedim ki, gitme. Ya, analık yüz vermez sana, ha, ben biliyorum. Neyse 2 gün kaldı, 3 gün kaldı hocam. Bir hafta bunlarda kaldı. Kaldığımda ablam geri işe gittiği için benim yanıma geliyor. Yani benim yanımda geldi kaldı. Orada babam, ablam demiş ki ben kış günü yani herhalde o Şubat ayı mıydı neydi soğukmuş. Demiş baba bana bir kazak alın mı buradan? Yani ben de demiş haftalığımı alayım, getireyim vereyim. Babam velhasıl pazara gidiyor ablama bir kazak alıyor, babamda da para yok. Diyor ki işte haftaya vereceğiz diyor. Aradan 3-4 gün geçiyor. Ablam cumartesi günü benim yanıma geliyor, ben pazarcılık yapıyorum. Yukarı Bayır diye bir semt var. Şimdi zabıta da orayı yıktı da bize kalmadı. Bıraktı. Her şeyi anlatıyor. Tabii tabii. Evet, hiçbir detayı es geçmiyor. Evet. Evet. Aradaki. Yani orayı başımıza yıktı. Yağmurun altında neyse, şimdi karın azar yine. Neyse sonra kazak ne oldu? Şimdi babam, ablamdan biz oturuyoruz. Amcamın onun tezgahı var. İşte 5-6 kişi tezgah olarak kurmuşuz orada oturuyoruz. Babam geldi. Analığım iyi doldurmuş canım. Yani boş gelmemiş. Bu eve geldi. Yani pazara geldi. Ablama şöyle bir tertes baktı. Şimdi benimle konuşur yani babam. Dedik ya selamun aleyküm aleyküm selam. Selamımız var yani. Babama ablama bir baktı. Ya dedi sen dedi işte ağza gelinmeyecek laflar söyledi. Çok ağza gelinmeyecek laflar söyledi. Çok ağza ha. Ne oldu baba? Ablam yani direkt ben zaten o lafları söyledi babam. Benden de korkar. Ben karışmam ama benden de korkar. O yürüdü gitti. He, amcamın onun dezgahına gitti. Ama oradan veryansın ediyor. Kısa anlat sonra ne oldu? Sonra yani hayırdır ne oldu falan. Esma bizde kaldığında işte ben yanında bir tane gaza kaldım. Parasını vermemiş. Evet. Yani baba diyorum ya. Ha baba işte ha. Biz baba demiyor yani bana da. Yani Esma, aslında Tekin şunu anlatmaya çalışıyor. Esma kendi ailesinden, babasından da hiçbir destek bulamaz bu süreçte. Kesinlikle. Olsa olsa kardeşi Tekin'e sığınır. Tekin'e de yük olmak istemez. Kadir Bey, şimdi bir soru soracağım ve cevabını net verin lütfen. Hiç başka bir şey anlatmayın rica ediyorum. Sizin eşiniz birkaç kere siz de anlatın Esma ile ilgili dinleyelim. Birkaç kere gitti geldi tek eşiniz. 2004'te ilk gazeteye ilan verdiniz. 2017 Ocağı'nda size boşanma davası açtı. Bu davayı sonra barıştığınız için geri çektiniz. 2017 içerisinde Tekin'in yanındayken kalkıp sizin yanınıza geldi, sizin evinize. 15 gün sizinle kaldı. Çocuklar da o evdeydi. Sonra siz İstanbul'a iş için gittiniz ve Esma bir gün doktora gidiyorum diye evden çıktı. Önce çocuğun dişini çektirdi, sizin anlattığınız. Sonra karnım ağrıyor dedi. Gitti, bir daha da haber yok. 3 yıldır. Ama siz başvurunuzda 2016 Mart'ında evden çıktı diyorsunuz. Niye? Bir saniye, ben anlıyorum sizin demek istediğinizi. Ben cevap vereyim. Ben şimdi de söyledim, demin de şimdi söylüyorum.
Ben 2016 diye hatırlıyordum. Akşam yaşı reşit olan kızım bana dedi ki baba 2016 değil 2017 idi. Annem gittiğinde. Ben tarihi şaşırmış olduğumun farkına vardım. Kadir Bey tarihi şaşırmamışsınız. Telefonunu bilmiyorsunuz eşinizin ne zaman gittiğini. Sadece tarihi karıştırmamışsınız, şaşırmamışsınız. Siz sizin evinizden kaybolduğuna veyahut da gittiğini beyefendi. Bu detayı es geç. Niye üstünüze alınıyorsun? Bu detayı es geçemezsiniz. Bulunmasıyla alakalı olarak. Çünkü oradan hukuk danışmanı konuşan kişi ve bir doğru bilgi vermek zorunda. İnsanları suçlar gibi bir suçlama yok. Bakın, Kadir Bey size net bir soru soruyoruz. Kaybolduğunda gittim hemen başvurdum diyorsunuz ya karakola. Sen karakoluna başvurdum. Başvurduğu yapmamışsınız. Olsaydı çıkardı. Kaldı ki hemen sonra gidip kontrol etseydiniz. Mersin, Toroslar, Güneykent, Sem karakoluna başvuru yaptım. Böyle bir başvuru başka bir şey. Şimdi evde gitti gelmedi diye resmi konuşmak başka bir şey. Resmi başvurunuzdan 2019 Eylül. Kızınız yanınızda mı? Evet yanımda. Alabilir miyim kızınızı telefonu? 18 yaşında olduğuna göre konuşabilirim. Tamam kızımı vereceğim. Ben size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Dinleyecek misiniz? Dinliyoruz zaten sizi biz. Ha. Şimdi ben 17 yıl bu kadınla aynı yastığa baş koydum. Bizim ayrılmamızda ne kavga ne dövüş hiçbir sıkıntı yok. Ayrıyetten ben en son geldiğimde eşime şunu söyledim. İnşallah bulursunuz. Bulunduğu zaman da bunu Kadir Bey size söyledi mi söylemedi diye sorarsınız. Eşime ben dedim Esma gel seni psikolojik tedaviye götüreyim. Beraber seanslara gidelim. Psikolojik sorunları var bu kadının. Ne gibi? Bana en son yanıma getirdiğim iki seferde de söyledi tek kelime saçların ağırmış. Aynı babama benziyorsun. Ben seninle beraber olmak istemiyorum deyip gitti. E sen onu alırken, zaten buna bu laflara şey ettin o zaman da işte. Kadir Bey bu. Sen Esma evlenirken 14 yaşındaydı. Sen hiç düşünmedin mi? Ben yaşlanacağım. Benim saçlarım benzeyecek. Bu kız bana bu lafı söyleyecek. He, en sonu söyleyecek. Ben 96'da askerdim hanımefendi. 96 yılında. Yani biz sana kötüsün demiyoruz bak. Sen kesinlikle kötü değilsin. Gel benim görüşüm. Ama sen onu alırken, hepsini düşündün yani bunların, düşünmedin mi? Ben evlenirken düşündüm, ben çocuğumu nasıl büyüteceğim? Ben hanımıma nasıl bakacağım? Gücüm yetmezse evlendim. Gücüm yetmezse evlenmezdim ben. Sen bunları aklına getirerek de hesaplayarak. Hocam ne diyorsunuz? Kadir Bey şimdi psikolojik sorunları vardı, beni yaşlı görüyordu dediniz kendisine göre ama siz ona göre hakikaten yaşlısınız. Tekin de aynı şeyi söyledi zaten. Yani hani doğru bir gözlem yapıyor diye psikolojik sorunu olmaz ki. Başka bir derdi varsa söyleyin. Yani bu söylediğiniz psikolojik bir sorun değil yani. Ben kızın Kadir Bey, şimdi yani onu telefonla başka bir kadınla konuşmuş, boşanacak, evlenecek demişsiniz. Bunu normal karşılıyorsunuz. Evinizden gittiği tarihte başvuru yapmamışsınız. Yanlış hatırladım diyorsunuz. Bir yıldan, bir buçuk yıldan fazla önceye bir tarih veriyorsunuz. Ve gidişini tam anlatmıyorsunuz niye gittiğini. Eşinizin kullandığı telefon numarasını hatırlamadığınızı söylüyorsunuz. Bütün bunlar tuhaf geliyor ve soruyoruz size doğal olarak. Tamam sorun da insanları suçlar gibi sormayın yalnız. Ben şunu söylüyorum. Benim sorduğum cümle şu. Cümlem şu. Şöyle bir şey söyleyeyim. 2017'de gitmiş. Niye 2016'ı mı artık diyorsunuz? Tekin Yıldırım'ın ailesinden başka bir kişiyi bağlayın yayına. Neden? Niye beni beğenmiyor? Bağlayın beni sorun. Benim Esma'yla olan diyaloğumu sorun. Valla. Tamam demin dedin ya teyze oluyor. Teyze oluyor tamam. Benim eğer Esma Yıldırım'a karşı bak gülüyorsunuz orada. Hayır ya Tekin'in lafına gülüyorum. Tekin size bir şey söyledi de. Beni beğenmediniz mi diyor. Tekin'in sülalesine sorun siz. Sülaleye bir sorun kim? Sonra bir de beni sorun. Onlara da soracağım merak etmeyin. Başka kişileri de bağlayacağım ben yayına. Sadece İnşallah. Bu kadarla kalmayacak. Hatta sizin buyurun sülaleye sorsalar Altay'a gider bu programdan. Gelin buraya. Yurt dışına gitmeden önce iki gün önce buradan gidersiniz. Sizin elemanlarınıza da ben söyledim. Yurt dışı telefonlarımı da vereceğim size. Hayır gitmeden buyurun gelin burada daha rahat rahat siz de kendinizi ifade edin. Ben canlı yayına çıkmıyorum hanımefendi. Canlı yayına çıkmıyorum. Kadir Bey. Yüzünüzü daha göstermek çay çay zorunda değilsiniz ayrıca. Yok, Kadir Bey bakın kızınız erişkin. Şimdi anne size veya kardeşine karşı soğuk olabilir Esma Hanım. Ama kızına dayanamaz. O yüzden kızının burada olup annesine direkt seslenmesi çok iyi olur. Yani kızınızın buraya gelmesi hızlandırır süreci.
Kardeşim ben kızlarımı canlı yayına çıkarmam bu bir. İkincisi kızım yanımda oturuyor. Anne yani konuşmak... annesini aramak istemiyor kızınız. Yok. Bir dakika beni dinler misin? Kızım canlı yayına çıkartmam. Ama telefonda şu an yanımda bak çağırdım getirdim. Tamam verin kızınıza telefonu. Canlı yayında konuştum. Kadir Bey verin kızınıza telefonu. Ha, Demir Tekin'in söylediği şu soruya cevap vereceğim ondan sonra kızıma vereceğim. Hani diyor ya teyzem ablama kötü davranıyordu. Çocuklarla bizi konuşturmuyordu. 15 yıldır gelmiyordu. Mehmet abisi rahmetli olduğunda mezara inen adam benim. Evet. Yıkama yerinde cenazesini yıkayan adam benim. Kadir Bey bunlar anlatılacak şeyler mi? Tabii ki, tabii ki kayınbiraderinize görevinizi yapacaksınız. Yani bunları konuşmaya yalan gerek konuşmasın. Var mı? Bunları konuşmaya geldi, gerek var mı? Bir yıla yakın önünde o şahsiyet yaşadı. 8 yıldır. Tamam. Kadir Bey bunlar sizin buna. İnsanlık vaziyeti. Kurban oldum ben sana kötüsün demiyorum. Ben gülü alabilir miyim telefonu? Benim sana demek istediğim şu. Yani ben araştırıyorsam sen de araştır. Ya benden önce sen de araştırman lazım. Peki bir gülü alalım bir yeğeninle konuşalım. Annesiyle ilgili veya çocuğunun araştırması lazım. Tekin Bey izin ver. Ben de alayım mesela. Tekin Bey. Gül. Duyabiliyor musun beni? Merhabalar. Merhaba. Gül en son annen yani geldiğinde dayının yanında kaldıktan sonra sizin evinizde ne kadar kaldı canım? Evde ne kadar kaldı? Bir 2 hafta 15 gün kadar. 15 gün kadar kaldı. Peki bu 15 günde annen nasıldı? Size davranışları nasıldı? Abla ben şimdi doğruyu söylemek gerekirse babam şu konuda biraz haklı olabilir. Evet. Nasıl diyeyim yani hani psikolojisi çok düzgün bir insan olarak gelmedi eve. Hani böyle durmadan durup ağlıyordu. Hatta biz sebebini sorduğumuzda bize söylemiyordu. Yani nasıl diyeyim bize karşı çok zaten bu son gelişine ilgisi de yoktu. Bir tek en küçük kardeşime vardı. Ben ama en yaşadık... büyük olarak... Ha. Evet söyleyin. Yaşadıkları onu yıpratmıştır Gül. Yani bu kadar ayrılıklar... Biz sorduğumuzda detayına kadar anlatmıyordu. Hı-hı. Hani ben en büyük olarak her şeyi soruyordum. Hı-hı. Ama bana anlattığı bir şey olmadı. Peki bu babanın telefonunda konuştuğu kadın, sen de babamın evet. her zamanki halleri demişsin ya. Ben öyle bir şey demedim. O ne zaman yaşandı? Onu söylemiş olayım, ben öyle bir şey demedim. Tamam. Zaten bu gidişindeki hani olayları bize tam olarak kime sorsak farklı bir şey diyor, öyle söyleyeyim. Hani annemin ama bir kadına bağlı olarak gittiğini düşünmüyorum. Annenin son 15 gün geldiğinde bu telefon konuşması bu sürede mi oldu Gül? Onu soruyorum canım. Yok bu süre içerisinde olmadım. Ne zaman oldu? Yani ben bilmiyorum ama bu kaçışında bir kadına bağlı olarak kaçmadı. Çünkü ben evdeydim ve babam evde yoktu, yurt dışındaydı. Hani göreceği bir telefon yok. Kadına, babanın hani, yurt dışında değil İstanbul'daymış. İşte İstanbul'daydı pardon. Karıştırmış olabilirim. Karıştırmış olabilirsin. Peki. Evet. O son girişini demiyorum. Bak o telefon mevzusu şu. Benim yanıma geldiğimde Gül. Enişte yatıyormuş da Kadir yatıyormuş da baban. Yastığın dibinden mesaj atıp da sonra da annen baban uyuduktan sonra sana mesajı göstermemiş mi? Sabahına da çıkıp Hayır. gelmemiş mi yani? Sabahleyin çıktı geldi zaten yanıma. Ne oldu dedim. Gül'e dedi gösterdim dedi böyle böyle oldu dedi. Neyse. Yani biz öyle bir şey olmadı. Ben ne babanı suçluyum ne seni. Ben sana yalan da söylüyorum demeyeyim ama söyledi. Peki Gül gittiği günü anlatır mısın canım? Tamam abla anlatırım. Ben yurtta kalıyorum okulun yurdunda. Evet. O gün eve gelmiştim ve kardeşimin hastaneye gitmesi gerekiyordu. Evet. Annem önce hiçbir sıkıntımız yok. Kardeşimi aldı hastaneye götürdü geri geldi. Evet. Ondan sonra böyle devamlı karnını tutuyor. Hani ben de dedim ki anne bir git bir de kendini göster. Hani karnı ağrıdığı için hastaneye git dedim. Evet. Ondan sonra elinde telefonu da mevcut. O sıra bende de telefon vardı. Evet. Biz bayağı bir yani nasıl diyeyim sana bir iki saat haber alamadık annemden. Hani ben de anca sürüyordur diye sıkıntı etmedim bu durumu. Ama bir iki üç saat daha geçtikten sonra endişelendim. Sonra evet. ısrarla aramaya başladım. Her aradığımda ulaşılamıyor olarak çalıyordu. Sonra? Hani telefon komple kapanmış. Peki. Sonra annem öğlene doğru gitmişti. Saat 6 oldu, saat 7 oldu. Ben en son... Öğlene doğru hangi hastaneye gidecekti anne? Ne kadar mesafeydi? Şehir hastanesi yeni açılmıştı galiba o zamanlar. Tam bilmiyorum yani oraya gitmişti. Evinize ne kadar mesafede o hastane Gül? Bir yarım saat anca abla. Kardeşini götürdüğü dişçi neredeydi? Kardeşimi götürdüğü dişçi bizim eve daha yakın bir yerdeydi. Kaçta onu dişçiye götürmüş?
Öğleden önce dişçiye götürmüştü. Sabah randevusu vardı. Kaçta sonra geldi. Mesela? Kaçta? Yani tam olarak hatırlamıyorum ama böyle bir 8 gibi falan galiba. Tam hatırlamıyorum. Sabah 8'de. Peki sen ne zamandır yurttasın Gül? Ben liseye başladığımdan beri yurtta kalıyorum. Okulun pansiyonu diyeyim. Okulun pansiyonunda. Hafta sonları mı geliyorsun eve? Evet, hafta sonları geliyordum. Babanla ilk barıştığında annen eve geldiğinde sen evde miydin? Annem ilk eve geldiğinde, biz annem her eve gelişinde normalde babaannemle oluyorduk. Gül sonuncuyu soruyorum. Baban gidip onu Adana'dan almış ya. Evet. Biliyor muydun alacağını? Konuşmuş muydu seninle? Evet, biliyordum. Hatta akşamında biz babaannemgildeydik. Evet. Sabah babam hatta tırla gelip bizi alıp evimize götürmüştü. Annemle evet. Beraber, hep beraber. Peki. Annen kaybolduğunda günlerden neydi? Hatırlamıyorum. Sen evde olduğuna göre hafta sonuydu demek ki. Yani evet, ama hani böyle ayrıntısına kadar hatırlamıyorum. Hayır, evde olduğuna göre mesela hafta sonu sen cuma akşamı mı geliyorsun eve pansiyondan, cumartesi sabah mı geliyorsun? Cumartesi sabah geliyorum. Cumartesi sabah geliyorsun pansiyondan. Cumartesi sabahtı dişçi randevusu, hastaneye de cumartesi öğlen gitti bu durumda, öyle mi? Yani evet, öyle oluyor. Randevu almadan gitti, acilden giriş yapması gerekir bu durumda. Evet. Devlet hastanesi, şehir hastanesi dediğine göre? Evet, devlet hastanesi. Peki niye yalnız gönderdin cumartesi? Annem böyle karnı ağrıyor bu kadar. Annem zaten genelde işlerini kendi gören bir insandı. Ha. Hani çok böyle ayakta duramayacak bir halde de değildi. Telefonla ulaşamayınca ne yaptın Gül? Efendim? Telefonla ulaşamayınca annenin ne yaptın? İlk önce halamı aradım. Halanla... Hani babaannemle beraber yaşadığımız... Da halam da bizimle yaşayan bir insan. Ona haber verdim. Sonra o ne yaptı? Sonra o babama haber vermiş zaten. Baban neredeydi o zaman? Babam İstanbul'daymış. Peki. Yani İstanbul'daydı. Baban ne zaman geldi peki eve? Biz babaannemgile geçtik. Bizi çünkü evde tek bırakmayıp kendi evlerine aldılar. Evet. Tam vaktini bilmiyorum vallahi ama hani gelmişti hemen. Ne hemen dediğin o gün mü, ertesi gün mü? Hayır, o gün gelmedi. Kaç gün sonra geldi? Ama hani geldi? 2-3 gün sonra geldi diye hatırlıyorum. 3 gün sonra geldi. 2-3 gün sonra geldi babam. Peki karakola kim gitti haber vermeye? Kayıp oldu, Esma kayıp diye. Kim gitti karakola ilk? Babam gitmiş. 24 saat geçmedi demişler ya babana. Bu durumda baban geldiğinde zaten 3 gün geçmiş aslında annenin kayboluşunun üzerinden. Bilmiyorum vallahi. Hayır, yani siz 3 gün boyunca hiç karakola gitmediniz mi annemiz kayıp diye? Benim yaşım o sıralar reşit halan kaç olmadığı yaşındaydı? Için ben gitmedim. Halan kaç yaşında? Halam şu an 45 yaşında. Peki, halan da gitmedi, babaannen de gitmedi. Tekin dayına ne zaman aradınız? Belki annen tekrar onun yanına dönmüş olabilirdi evden, oradan gelmişti ya. Annem kayıp diye aradın mı dayını? Abla şöyle bir şey demek istiyorum. Şu annem an orada... kayıp diye dayını aradınız mı, aramadınız mı? Onu hayır, aramadık. Niçin? Yani ben aramadım şahsen. Çünkü Tekin dayının bende bir numarası yok. Belki onun yanında. Baban görüşmüş Tekin dayıyla. Baban görüşmüş olabilir ama Tekin dayı ilgili bir insan değil. Hani biz yeğenleri olarak bizimle ilgilenen bir insan değildi. Ve numarası bile bende yoktu. Gül, şunu soruyorum. Babanı halan aradı ya. Bizden ilgilenen yok ki, biz senden ilgilenen. Kızım, senin yine baban var. Baban Tekin var. Bey'i ne zaman aradı? Bizden ilgilenen yok ki, senden ilgilenen. Ya bilmiyorum şu an tam olarak. Peki ya. Hastaneye gidecekti ve karnı ağrıyordu. Evet. Hastaneye sormadınız mı? Belki acil ameliyat aldılar, o yüzden gelemedi kadıncağız. Ben sadece annemin nerede olduğunu merak ettiğim için. Evet. Bir dakika. Bir dakika ne canım? Yani ilk aklınıza gelen hastaneye gidip sormak olmalıydı. Evet. Yani bir dolmuşa binmiş mi onu sorarsınız, hastaneye gitmiş mi, sordunuz mu bunları Gül? Onları ben sormadım ablam. Niye sormadınız canım? Ya benim ailem bilmiyorum, sormuş olabilirler ama ben sormadım. Niye sormadın mı halana? Halan demedi mi acaba hastaneye mi gitti mi bir araştıralım diye? Ya araştırmasını zaten yapmışlardır o kadarını ama hani elle tutulacak bir şey olmadığı için bana demediler. Kim yapmıştır, evet. Ailem. Hangi ailen? Kim? Yapan sana söylemedi mi? Annen hastaneye gitmemiş. Annen evden indi, inerken onu gören ya var mı? Komşularınız gördü mü? Ya ben şunu demek istiyorum, bir dinler misiniz?
Gülcüğüm ben seni dinliyorum zaten de canım. O gün ne olduğunu bilmezsek anneni bulamayız. Tamam ben şunu söyleyeyim. Sizin biraz kafanız aydınlanır belki. Peki. Babaannemgil bizi iki kardeşimle beraber evde otururken kendi evlerine götürmek için geldiklerinde evet. Annemin bıraktığı notu buldular. Not bıraktı anne. Not bırakmış. Ne yazıyordu notta? Çöp kutusunda kendi kırılmış yani telefonun hattını kırıp çöp kutusuna atmıştı. Öyle mi? Evet ve ben bunları o mektubu da kendi gözlerimle gördüm. Peki bunlar duruyor mu? Not duruyor mu Gül? O not şu an bilmiyorum duruyor mu. Halamda da olabilir. Tam ne yazıyordu notta? Notu babam bize okuduğunda ben de kendim de gördüm. Baban üç gün sonra geliyor. Siz halam bulduysa o arada kimse okumadı mı notu size? Babaannem okudu. Baban yani dedi bana... Pardon bazen karıştırıyorum. Hangisi okudu? Bir karar ver. Tamam babaannem diyeyim. Yani babaannem bir almaya geldi. Dinleme Gül. Bana. Gerçek neyse onu söyle. Annenden bahsediyorum. Abla niye yalan söyleyeyim şu an? Gül. Hayır, bu ilk söylemeniz gereken şeydi. Hastaneye hocam, gitti gelmedi dedi. Hocam, ya karıştırmış not olabilirim. Ayrıca da telefonunu aradı hocam, ulaşılamıyor. Şimdi not, kırık evde ediyorsun. Bu not 7 yıllık, 8 yıllık bir not. Ya belki başka evet, bir hat takmıştır bilmiyorum. Her şey olabilir. 10-15 dakika önce. Dur bir gün polise söylesin. Giderken bir saniye notta ne yazıyordu? Ne okudular sana? Şu kadarını hatırlıyorum. Çocuklarına annen benden daha iyi bakar. Ben hayatımı yaşayacağım, yakamı hayatımı bırakın yaşayacağım. Yazıyordu. Niye bunu ya babanız savcılığa başvuru yaparken yanında bu notu götürüp eşim de böyle bir not bırakmış diye başvuru yapmamış Gül? Bilmiyorum o kadar. Ya da sim kartı kırık çöpte bulmuşlar ya, çöpte kim buldu sim evet. kartını? Babaannem gel falan evi kim buldu çöpte? Onlar buldu galiba. Babaanneniz niye bunu götürüp karakola vermedi sim kartı kırık diye? Amcam ben görmeyeyim diye yapmış. Abla. Efendim. Bak babam şu an geldi, o devam etsin. Ne diyor baban alo. Şu? Efendim sonra ne oldu o notla sim kart? Abicim. Kardeşim, evdeki erkek kardeşim ben notu görmeyeyim diye yırtmışlar. Kız kardeşimle kardeşim. Niye? Tamam da bak enişte şimdi niye? Buna açıklık kadın getirin zaten de. Sizden boşanmak bu, istiyor. Bu 7 yıllık 8 yıllık bir not. Şimdi iki not değil yani bu 7 yıl 8 yıl önceki not. 8 yıllık değil Tekin. Ablanın her gidişine yastığın altına bıraktığın notlar var. Tamam da her kişinin not varsa 10 kere bana geldi 10 tane not olması lazım. Birini yırtarım, ikisini yırtarım, abi 5 tanesini de. Yırtarım mesela. Bir tanesi kalaydı sende keşke. Biz Kadir Bey. Yalan söylüyoruz. Şöyle söyleyeyim ben. Kadir Bey. Biz yalan söylüyoruz. Kadir Bey yalan Tekin söylüyorsunuz Yıldırım demiyorum. Doğru söylüyor. Hayır anladınız buradaki mı? Her şey iddiadır. Ha. Ben bunu her zaman bak, ben size somut soru soruyorum. Ben sana düzgünce söylüyorum. Açıklamasını yapıyorum. Kızımla konuşmak istedim konuşturdum. Halen daha Kadir Bey ben de size şunu soruyorum. Babam 3 gün sonra geldi diyor kızınız. Ben kendi kızınız. Geldim, üçüncü gün geldiğinizde eşiniz kaybolalı. 3 çarpı 24 kaç saat ediyor? 78 saat. Ha, 72 saat sonra. Hala 24 saat olmadı. Bekleyin belki gelir cevabı vermez size polis. Demek ki siz kardeşim, benim eşim 3 gündür kayıp demediniz polise. Ben aradım da tekstil kentten Mersin Güneykent Karakolu'nun numarasını internetten buldum. O gün orada aradım ben karakolu. Telefonla aradım. Gittim dediniz. Gittim dediniz. Gittim dediniz Kadir Bey. Olmadığı ben için... geldiğimde 2 gün sonra geldim buraya. 3 gün değil. 2 gün hayır, sonra hayır, geldim. Hayır şöyle dediniz. Biraz önce dediniz ki ben karakola git. Yapamayız dediler. Ben de geri döndüm dediniz. İlk defa kaçmadı. Lafları çarpıtmayın. Sizin o ilk 24 saat içerisinde gitmenizin imkanı yok. Arkadaşlar o ses kaydını çıkaracaklar Kadir Bey. Ben ne demişsiniz hepsi ortada. Gitti. Kızınız da aynı şeyi söyledi. Evimdeydi. Bir anda dışarı fırladı. Ben karakola gittim. Hatta karakoldaki polis dedi ki 24 saat olmadan bir şey yapamayız. Çıktık etrafı aradık. Geri karakola geldik. Kadir Bey başka bir kaybı bir saniye, anlatıyorsunuz galiba. Biz son kısmından bahsediyoruz yalnız. Şimdi hani konuyu efendim, başka bir yere götürmeyin lütfen. Ondan önceki kaçışını anlatırım ben sana. Ben size son kaçışı sordum. Ben size son kaçışı sorduğumda bana bu cevabı verdiniz. Şimdi bunu önceki abla, kaçış hikayesiyle birleştirmeyin lütfen. Bak güzel kardeşim benim. Ne anlamak istiyorsan onu anla. Tamam mı? Ben şunu anlıyorum. 3 yıldır bu kadın kayıp ve bu kadının resmi nikahlı kocası ben programa gidiyorum diyene kadar kardeşi 2019 Eylül ayına kadar beklemiş, kayıp başvurusunda bulunmamış. Ve şu kardeşim, anda kendisine söyledikleriyle... Beni dinle bir dakika. Ben yükümü boşaltıyorum. Bir gün evimde kalıyorum. Bir bunların gün kalıyorum. Var? Çocuklarımı bir gün görüyorum. Ertesi gün geri gümrük yapıp geri yurt dışına gidiyorum. Ben boş adam değilim. Boş gezen bir insan değilim. Ben firmada çalışıyorum.
Siz boş adam değilsiniz. Ben yola gidiyorum. Resmen ha. Esma Hanım'ın kocasısınız ve sizin evinizden kaybolduğu Esma için Hanım'ın bu soruların muhatabı Esma da Hanım. Sizsiniz. Esma sizden Hanım. Şunu rica edeceğim. Bu eşiniz kaybolduğu dönemde çalıştığınız firmadaki kayıtları neredeydiniz? Onları resmi olarak belgeleyebiliyorsanız çok güzel. Ve aynı zamanda da Esma Hanım cumartesi günü nasıl hastaneye gitmiş, randevusuz ne olmuş bunu istiyorum. Ve aynı zamanda da bunu ben değil, bu yayınların hepsi bir ihbar niteliğindedir. Madem evet. Bu kadın kayboldu ve 3 yıldır hiçbir yerde kaydı yok, bunun hayatta mı değil mi biliniyor. O gün evde sim kartını kırıp attıysa, o sim kartı niye polise götürülmemiş? O telefon niye polise götürülmemiş? Bunu bulan annenize, notu yaktığını söylediğiniz abinize soracaksınız. Bunları aslında biz değil, zaten savcılık makamı soracaktı bu saatten sonra. Çünkü yani burada normal bir kayıptan farklı görünmeye başladı bu hikaye bana. Çok çelişkili konuşuluyor. Yani söylenenler abla, şimdi, birbirini tutmuyor hiç. Şimdi abla bak, ablam benim yanıma geldi. Tövbe benim yanıma gelmedi. O zaman ben de bekarım. Bu ilk 2-3 ben son kaybı şeyini sordum ve onun cevaplarına göre intilendiriyorum. İşte bu notu yani o şekilde söylüyorum. Ayrıca 8 da senelik, 10 senelik elimizdeki bu belgede ben, bu da çok önemli bir bulgu. 2019'da başvuru yaparken 2017'nin ortalarında gitmiş olan eşi için niye 2016 Mart diye yazılır? Bana o belgeleri kim niçin, niçin bu sim kartı kırıp gitti, not bırakıp gitti, niye bunlar bu kağıda yazılmaz? Bunların cevabını hanımefendi, bekliyoruz Kadir Bey. Bana o belgeleri kim gönderdi? Efendim, peki, bu belgeleri göndermeniz için arkadaşlarım sana, size, bize başvuran Esma Hanım'ın kardeşi. Bu belgeleri de arkadaşlarım sizden istediler ve o şekilde gönderdiniz. Tamam, ben de insanlık görevimi yaptım, gönderdim. Bu sizin zaten yapmanız gereken, 3 çocuğunuzun annesi, bakın 18 yaşındaki kızınız ne diyeceğini bilmeden öyle bulmuş olabilir ona sorarak cevap veriyor. Ben size olmayan bir şeyi anlatın istemiyorum ki. Bütün konuklarıma net olarak olanı anlatın derim ben. Olanı anlatıyoruz zaten. Hanımefendi, size ne anlatalım başka? Evet. Yani bir kere daha sorayım. Bakın, size şunu sordum. Eşiniz tam olarak ne zaman kayboldu? Tarihi hatırlıyor musunuz? Tamam, ben size diyorum ki. Eşim, ben 2016'nın Mart ayı diye biliyordum. Kızım dedi ki baba benim doğum günümde 2017'nin Mart ayı dedi. Doğum gününde mi kayboldu? Evet, günün doğum gününde doğum mi gitti? Değerin doğum günü. Doğum günü kimdi hangi doğum gündür? 3 Mart. 3 Mart. Kızının evet doğum gününde mi gitti yani Esma evet, kayboldu? O gün evde bir kutlama var mıydı Gül? Ben evde değildim. Ben bir alabilir miyim Gül'ü soralım o zaman. Kızının doğum günü acaba bir kutlama yapmışlar mı evde? Değerin doğum gününü soruyor. Doğum gününde kutlama yaptınız mı? Gül. Alo. Gül, annen kız kardeşinin doğum gününde mi gitti evden? Evet abla. O gün evde bir kutlama bir şey yaptınız mı? Konuştunuz mu bunu? Hayır, tabii ki de yapmadık. Tabii ki de yapmadınız. Neden? Yani öyle bir günde kutlama mı yapılır? Nasıl nereden bir günde? Neden? Ne vardı o gün? Evet. Annemin evden gitmiş olduğu bir gün biz nasıl kutlama yapalım? Annenizin evden gittiğini nereden biliyordunuz? Öğleden sonra karnım ağrıyor, hastaneye gidiyorum diye çıktığını söylediniz. Sonra da not bıraktı, sim kartını hayır, bulduk dediniz. Hayır, biz o günün sabahında zaten kutlama falan ayarlamamıştık. Sen o günün sabahında zaten neredeydin? O gün cumartesi geldin eve dedin değil mi? Evet. Cumartesi geldin. 3 Mart 2017 Cuma'ya denk geliyor. 3 Mart 2017 Cuma'ya denk geliyor. Demek ki sen okuldan Allah izin alıp bir gün önce eve geldin bu durumda. Olabilir abla zaten. Olabilir değil Gül. Gül. Ya bak ama ben şöyle yani diyorum. Yani annenizin kaybolduğu gün evde değil misiniz Gül Hanım? Bu çok basit, okuldan bulunur kayıtları bunun. Gül, ben sana şunu sordum. Tamam, lütfen tamam cümleleri değiştirme. Eve ne zaman geliyorsun dedin? Cuma hafta akşamdan mı geliyorsun? Geliyorum. Cuma akşamdan mı? Hafta sonu geliyorum dedin. Cuma akşamdan evet mı geliyorsun dedim. Hayır, cumartesi sabahları geliyorum dedin. Ve annem tamam, cumartesi sabah dişçiye gidip gelmişim. Bunu bulmak çok kolay Gül Hanım. Yani kendi başınızı tamam, derde sokmayın durduk yere. Hocam, birilerinin söylemesiyle. Hasan Bey, galiba bir cümle şey hatırlatmamız lazım. Hani kartı, kırık kartı bulup polise vermeyen, yok, cep telefonunu kırık halde bulup yok polise bildirmeyen, hani bize bir saniye not bıraktı diye iddia edip bu notu yaktığı söylenen, ben cumartesi sabah eve geldim deyip sonra cuma gelmişim demek ki diyen, o gün kardeşimin doğum günü diye net bir tarih veren, bilgileri farklı söyleyen ya da zamanında söylemeyen, eksik söyleyen, hatalı söyleyen kişilerin durumu ile ilgili ne der yasa koyucu? Şimdi Gül için de söylüyorum, Kadir Bey için de söylüyorum. Yani, diğer aile üyeleri ve diğer aile üyeleri, anne için de konuşuyorum aynısını.
o kadar bize veyahut da polisi noktaya götürecek detayların hiçbirini vermemişsiniz. Bu sefer bunları vermemeniz sanki bir şeyleri gizliyor izlenimi yaratıyor. Bu da Türk Ceza Kanunu anlamında bir suç. Yani bu delilleri, bu bilgileri polisle, emniyetle paylaşmadığınız takdirde bir suçu işlemiş olursunuz. Bir kere sim kartı, biz şimdi duyduk, böyle bir sim kartın varlığı belki de olayı aydınlatacaktı. Hastane, evden ayrıldığını söylemiyorsunuz. Belki de gidip hastanede bir kamera kaydı incelemesi yapılacaktı. Bunu da engellemişsiniz. Dolayısıyla bu bir suç. Bence gidin detaylı bir şekilde bugün bizim konuştuğumuz şekilde tekrardan ifade verin. Hocam Allah korusun da Esma'nın başına bir şey gelmişse. Yani bu durumda bütün bunlar nasıl değerlendirilir? Şimdi Esma'nın bulunması noktasında hiçbir detay vermiyorlar. Yani 30 Eylül'de değil mi 2019 tarihindeki başvurusunda bir sene öncesi kayıp gibi gösterilmiş. Evden ayrıldığı, hastaneye gittiği bunların hiçbiri verilmemiş. Hastaneye gittiği dediğinde resmi tatil yani. Belki de hastaneye de gitmedi bilmiyoruz ama hiçbir yönlendirme yapılmaması bunların bir şeyler gizlediği intibanı ortaya çıkartıyor. Çünkü o gün evde değil ama evdeyim diye şahitlik yapıyor. Benim evdeydim, annem böyleydi, annem şöyleydi. Aynen. Ayrıca hocam, bu çok çelişki. Hiçbir evde değildi. Çocuk olarak hiçbir evde değildi. Bakın nasıl evde değildi? Şimdi ben ablamı gönderdiğimde, işte ablamdan eniştem telefonda konuşuyorlar tabii otobüste gidene kadar Adana'ya. Ablama eniştem demiş ki işte çocuklar seni istemiyor. Biliyor musun? Acı biraz babaannesi gibi kalsın çocuklar. Bak ablam bana telefonda konuşması bu ha. Çocuklar işte biraz babaannesi gibi kalsın. Tamam Gülda dedi ya babam tırdan geldi bizi aldı. Evet. Bu doğrudur bak tırdan gitti aldı. Ama aynı gün yani aynı gün çevresinde değil. Ama şimdi anneyi gördüğünü söylüyor 15 gün birlikte kaldığını ve kayboldu. 3 Mart diye net bir tarih verdi kız kardeşim doğum günü. 3 Mart'ta o zaman 9 yaşında olan Cafer'i dişçiye götürmüş. O kayıtta vardır. Hangi dişçidir? Artık bunu da söylemeniz lazım. Şu dişçiye gitti sabah saatlerinde. Bu da o dişçinin kayıtlarında mevcuttur. Hangi dişçiye götürdü Gül annen kardeşini? Dişçiniz belli herhalde değil mi canım? Bizim dişçimiz değil. Burada diş hastanesi var. Tamam kaydı orada bellidir. Zaten kaydı orada bellidir. Bunları da o zaman araştıracağız. Gerçekten o diş hastanesine gidilmiş mi? Ama niye gittiği hastane ve onlar paylaşılmamış polisle? Bunlar kafa karıştırıcı gerçekten. Çok. Gerçekten. Bence gidip ifadenizi değiştirin. Şu detayların hepsini polisle paylaşın. Kadir Bey. Aksi halde bulunması çok zor. Çünkü 2019 Eylül ayına kadar eşinizi aramamışsınız. Teknik olarak öyle görünüyor. Bakın. Aramamışsınız derken hukuki anlamda bir arama yok. Ben karakola sadece gidip... Ama bakın teknik olarak yok Kadir Bey. Teknik olarak bir arama yok. 30 Eylül 2019 tarihinde teknik olarak kayıp başvurusu yapmışsınız. Gaziantep'te gittim Gaziantep'e. İşimi gücümü bıraktım Antep'e gittim. Bütün direklere resimlerini yaptırdım. Direkleri... Neyse Kadir Bey o dönemde çalışmanızla ilgili belgeleri bir an önce edinmenizde fayda var. Siz ne kayıp belgesi? Başvurusu yani İstanbul'daydım işte şuradan yük aldım buraya gittim diyorsunuz ya 3 Mart tarihinde. Onları ne zaman Adana'ya geldiniz? Kaçtı ne zaman aldınız eşinizi? Bütün bunlara dair bulabileceğiniz bilgileri belgeleri bulmanızda fayda var. Çünkü siz... Kayıp başvurusunu o tarihte yapamamanızın sebebini kardeşinin bir kayıp başvurusu olması ve o yüzden kabul edilmemesi olarak açıkladınız. Ama böyle bir başvuru olmadığını, onun da düştüğünü zaten Tekin söyledi bize. Bu konuya devam edeceğim. Ben çağrımı yineliyorum. Kendinizi daha rahat ifade etmeniz açısından sizin ve 18 yaşındaki artık reşit olan kızınızın ya buraya gelmesini ya da canlı yayına katılmasını, yüzlerini göstermenize gerek yok. Bu şekilde kendinizi daha rahat ifade edip bu iddialara cevap vermenizi bekliyorum. Şimdi bir kayıp çocuğumuz daha var. Emir Abaoğlu 17 Ocak Cuma'dan bu yana kayıp Emir. Kayseri'de anne babası ve kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Aslında Emir'le birlikte yine aynı yaşlarda bir kız çocuğu daha var kayıp. Ama ailesi onu aramak için burada değil. Biz Emir için konuşacağız. Emir'in bir akrabası Demet Hanım burada. Şöyle kısaca bir anlatır mısınız be? Anlatayım ben size. 17 Ocak günü karnesini almaya okula gidiyor Emir. Evet. Kız arkadaşıyla birlikte ama kız arkadaşı aynı okulda okumuyorlar. O kız da kayıp değil mi şu an? Evet onunla birlikte evet. Gidiyorlar zaten. 15 Ocak sanırım kız arkadaşı Muğla'dan Kayseri'ye geliyor. 16 Ocak'ta Emir akşam evden
ben çatıya spor yapmaya çıkıyorum diye evden çıkıyor. Ama Gesi'nin son otobüsüyle Kayseri'ye gidiyor. Annesi babası onu çatıda biliyorlar. Sonra annesi saat gece 2:30'da Emir'in evde olmadığını fark edince telefon ediyor. Emir açmıyor telefonları. Tekrar babasına haber veriyor. Emir evde yok. Babası arıyor, annesi arıyor ama hiç telefonlar açılmıyor. Sonra sabah saat 8 gibi babası telefon edince Emir açıyor telefonu, diyor ki baba geldim, kapıdayım. Açın, geldim diyor yani. Çıkıyor yukarıya, babası da ağlıyor. Diyor ki oğlum gece aradık seni o kadar. Bir kere telefonunu aç, baba ben sağım, iyiyim de kapat yine telefonunu. Hı-hı. Neden açmıyorsun telefonlarını? Geldim ya baba işte diyor. Sarılıyor babasına, ağlamayın, üzülmeyin, geldim diyor. Bu arada baba yarın yayınımızda olacak. Bugün evet. Rahatsız olduğu için gelemedi. Evet. Evet. Anneye de sarılıyor, geldim diyor, üzülmeyin, ağlamayın. Sonra babası aşağı iniyor. Evet. Sonra Emir evde biraz kalıyor. Saat 8'i 10 geçe gibi falan evden çıkıyor. Okul çok yakın zaten. Evet. Eve. Bu arada kız arkadaşı da aşağıda bekliyormuş. Kız annenin, arkadaşı babanın, Muğla'dan kalkıp Kayseri'ye annesiyle geliyordu. Babasıyla Kayseri'ye gezmeye diye geliyorlar. Abileri var. Hı hı. Kayseri'de varmış daha doğrusu. Karnesini aldıktan sonra baba onu gezmeye diye getiriyor, tamam, Kayseri'ye. Sonra karneyi almaya gidiyorlar okula. Okul çok yakın zaten. Okulda da öğretmenler kızı tanıdıkları için yadırgamıyorlar. Hani senin ne işin, tamam, var burada demiyor. Karneyi aldılar, sonra ne oluyor? Karneyi alıyorlar. Saat 10'u bir geçe okuldan çıkış kayıtları var, evet, kameralarda. Saat 11 gibi annesi Emir'i arıyor. Oğlum herkes geldi, sen neredesin diye arıyor. Anne arkadaşlarımla biraz dolaşacağız diyor Emir. Ondan bu yana hiç haber yok. Ondan mu bu yana haber 17 yok. 17 Ocak'tan bu yana, evet, 17 yaşında ekranda fotoğrafını gördünüz. Emir'i arıyoruz. Emir'in yanında bir de aynı yaşlarda bir kız çocuğu daha var. Arkadaş oldukları söyleniyor. O da ailesi kızını niye aramıyor ben onu anlamadım. Yani ya biliyorlar zaten, nerede olduğu çocuklarını. Onlar hani şey derdindeler, hani duyulmasın, bilinmesin. Saklıyorlar ve çocuğumuzu tehdit etmişler. Nasıl? Emir'i mi tehdit etmişler? Emir'i tehdit etmişler. Kızımızın peşini bırak, seni asarız, keseriz falan filan. Ya bunlar çocuk ama yani Allah korusun başlarına bir şey gelmeden inşallah, evet, ikisini de bulacağız. Fotoğrafa dikkatlice bakın sevgili seyirciler. Nereye gidebilir zaten iki genç? Paraları var mı yanlarında? Emir'in yanında hiç parası hiç yok. Parası. Belki varsa bile 20 lira falan ancak parası varmış. Kimliğini dahi almamış. Kimlikleri yanına. Kimlikleri dahi yok. Allah'ım ya. Kızın yanında bir çantası var. Zaten videodaki görüntülerde, aha, Emir'in sırtında mavi bir çanta var. O kızın çantası. En son göründükleri görüntüler, onları da paylaşacağız ama buradan biz Emir'e ve yanındaki arkadaşına çağrı yapalım. Geç olmadan bir telefon açın. Bir ara vereceğim, devam edeceğim. Metin Uslu ile ilgili hangi gelişmeler var? İki çocuğunu bırakıp ortadan kaybolan Metin ve 85 yaşındaki Azmi Bayar konusu. Az sonra buradayız. Evet sevgili seyirciler, Emir Aboğlu'nu arıyoruz. 17 yaşında Emir Aboğlu yanında bir kızla birlikte kayıp, 17 Ocak'tan bu yana gören bilenlerden yardım istiyoruz. Yine aynı şekilde Metin Uslu 2 yıldır ortada yok, geride 2 çocuğu var. Onu da yine sizlerden gelecek ipuçlarıyla inşallah bulup ailesine kavuşturacağız. Gelelim Azmi amcamıza. Azmi Bayar, Metin'in fotoğrafı geldi. Onu da paylaşmış olalım bir kez daha. Bilgisayarda çizgi film. Azmi Bayar 85 yaşında ve Aralık ayının sonunda ortadan kayboldu. O gün bugündür de kendisinden hiçbir haber yok. Acaba Azmi Bey'in başına bir şey mi geldi, kötü bir şey mi yaşandı? Bizi korkutan taraf bu. Dünkü yayında Murat'ın ulaştığı bir gizli tanıkla yaptığı röportajı ekranlarımıza getirmiştik. Ve o gizli tanık en son yani 27-28 Aralık gibi Azmi Bey'i, damadı Fahrettin ve yanında aslında çarşambada sadece iki kez gördüğü bir kişiyle birlikte bir lokantada yemek yerken gördüğünü söylemişti. Şimdi Murat Sönmez yine canlı yayında ve yanında konukları da var. Bir canlı yayınımızı görelim. Verelim hatırlatmamızı kısaca, tamam. Şu noktada çok önemli bilgi paylaşacağım. Az sonra detayları da vereceğim size. Bu röportaj hani... Aklınıza şu gelebilir, bu gizli tanık da kim? Yüzünü göstermiyor. Biz kim olduğunu biliyoruz ve söylediği bilgi noktasında da Murat'ın bir tereddüdü yok. Ona dair Murat'ın elinde yeterince veri var. Ve aynı zamanda bu kişi gitti, bize anlattığı şeyleri polise, jandarmaya da anlattı. Yani ben o gün Azmi amcayı gördüğümden eminim. Zaten kendisini daha önceden de tanıyorum. Fahrettin Bey'i de yakinen tanıyorum. Ve onları işte Azmi Bey'in 30 Aralık'ta kaybolduğuna dair sosyal medyada o ilan çıkmadan 2 gün önce bir restoranda gördüm diye. Şimdi konuştuklarımızı bir özetleyelim size.
47 çocuk babası, 35 torun sahibi Azmi Bayar yaklaşık bir aydır kayıp. Aile içerisinde herkes birbirini suçlarken yeni iddialar ve yeni tanıklar ortaya çıkıyor. Yusuf'un eşinin kayınpederiyle sorunu ne? Yusuf'un eşiyle babanın neden arası araları, niye açıktı? Babam niye? Bunları istemiyordu, onu istemiyordu. Babam bunu sevmiyordu. Kahrından gitti, kıza oradan kahrından mı yukarıya taşındı? Evet. Oradan yukarı. Bu onun dörleri taşlıyordu. Niye doğru anlatamıyorlar? Tuğlalarını, evlerini kırdılar. Babamı boğmuş, aklama sonra Emine Hanım'a. Para çalmakla ilgili ismi karışan yine Bahri'ydi daha öncesinde. Ha, o zaman kaç yaşındaydı? Şey 15. Geçense, bir yıl önce yani. Damat Fahrettin hedef mi saptırıyor? Parkta söylüyormuşsun elin adamlar. Babamda şu kadar para var, üç kese. Her şey var, adamlar götü babamı kaçırıyor. Sen bunu kimden duydun? Eniştem dedi. 40 milyon para al babamdan demiş. O adam kim söylesin diye. Söylesin Hatice çıksın. Fahrettin Bey mi söyledi istiyor sana bunu sor diye? Evet, bunu sorgula Yusuf dedi. Yusuf da bir şey var. Bunu sor dedi değil mi yani? Evet. Tabii. Yusuf'ta bir şey var. Emin Hanım kocasını konuştu. Ha şimdi hatta ne bileceğim konuştu. Ben? Ne bir cevap versin. Yusuf bir izinler cevap versin Yusuf. Yusuf ne bilecek? Sen bundan konuş. Ben 3 sene Emir Çarşamba'da yaşıyorum. Azmi amca kiminle yemek yedi? Azmi amcayı kimle, nerede gördünüz? Ben evlerinin karşısındaki lokantada yemek yemeye gittim. Orada 3 kişi yemek yiyorlardı. Fahrettin Bey'le yanında uzun boylu, sakallı, bıyıklı, renkli gözlü bir gençti gördüm. Yaklaşık gencin yaşları 32-35 arası. Peki bu Fahrettin Bey, torun Fahrettin Bey mi yoksa damadı Fahrettin Bey mi? Damadı. Fahrettin Bey, siz en son ne zaman gördünüz Azmi amcayı? 3 ay önce gördüm. Ben kimseyle lokantaya oturmamışım, tanımıyorum onu ben. Hayatta bu yaşa geldim, lokantaya girip de oturmamışım da yemek yememişim bunlarla. Kimmiş bunlar? Kesinlikle lokantaya girmemişim ben çünkü hastaya bakıyordum aşağıda. Fahrettin'in gizlediği şey ne? Evet, sürekli çorba içmeye gidermiş. Bu olaydan birkaç gün sonra Fahrettin Bey eşi Emine Hanım da tekrar lokantaya gidiyor. Izgara yiyorlar burada. Kahverengi montlu kişiyle Fahrettin Bey 3 kişi bir yemek yedi. İlandan 1-2 gün önce. Azmi amcayla gidilen yemekten 2 gün sonra gidilen. Hemen hemen kayıp tarihine denk geliyor. Yani kayıp tarihine denk geliyor o zaman. Evet, kayıp tarihine denk geliyor. Evet, evet. O arada Fahrettin Bey o arada kaybolmamıştı dedi. Yani yemeğe gittiğinizi kabul ediyorsunuz yani. Kesinlikle gitmedim. Mi? Gitmedim bu balığımla. Gitseydim vallahi söylerim, billahi söylerim yani. Tek gitmedim. Bu kadar şey o zaman daha da kaybolmamıştı ben dedi Fahrettin Bey. Gittim önce yani kaybolmadan önce. Ne zaman gittin? Ne zaman? Ne zaman gittin? 10 gün önce. Ama hayatımda hiç ben restorana gidip çorba içmişliğim yok diyorsun. Şimdi eşinle gittin söylüyorsun. 2 senedir gitmedim işte. Evet. 3 senedir gitmedim. Yok diyorum. Tamam çorba. Hayır, çorba içmeye her gün gidiyorum. Her gün kalkıp gidiyorum oraya. Gizli tanığın iddiaları doğru mu? Ya şimdi biz bir şey Mustafa şey Hasan var. Hasan, ben, Şenol gittik oturduk. Ama bu balığımı kesinlikle 2 seneden beri lokantaya girip de yemek yememişim. Şunu söyleyeyim, gizli tanığımız Azmi amcayı da Fahrettin Bey'i de az önce ismi geçen Şenol ve Hasan'ı da tanıyor aslında. Yani evet. Bu bölgeyi bilen biri, bu bölgede yaşayan insanları bilen biri. Yani bu kişi Şenol ya da Hasan değil. Ve orada olan kişi iki kez gördüğü, çarşambada iki kez gördüğü, onun dışında tanımadığı bu semti, ilçeyi çok iyi bilen biri. O yüzden bu kişi Şenol ya da Hasan değil. Bu kişi yabancı biri ve iki kez görüyor. Evet. Birincisi yemek yerken, ikincisi de birkaç gün sonrasında görüyor ve bir daha bu şahsı görmüyor. Öncelikle bunu belirteyim. 85 yaşındaki Azmi Bayar nerede? Evet, canlı yayında işte ben... onun orada yemek yemedim diye iddiada bulunan ama gizli tanığım ben eminim hepsini de tanıyorum diye gidip ifadesinde Fahrettin Bey, Azmi Bey ile gördüğünü söyleyen Fahrettin Bey var. Murat Sönmez'in yanında eşi Emine Hanım var. Bir onları da görelim canlı yayın hazırsa. Şimdi burada hoş geldiniz diyorum Fahrettin Bey. Hatırladınız mı bu yemeğe gidip gitmediğinizi kayınpederinizle? Hatırlıyorum. Gitmedik. Peki bu gizli tanık gitti ifadesinde de bunları söyledi. Siz olduğunuzdan, yanınızdaki kişinin Azmi Bey olduğundan son derece emin. Kesinlikle yalan. Kesinlikle yalan. Basa basa söylüyorum üstüne. Hayır, size bir suç yüklemiyor ki. Sadece sizi bir yerde gördüğünü söylüyor. Yani niye yalan söylesin ki Fahrettin Bey? Yani sen bir şey yaptın diye seni suçlasa yalan söylüyor diyebilirsin. Ama sizi bir yerde gördüğünü söylüyor sadece. Ben şimdi
Niye yalan söylüyorsun? 75 yaşındayım, ben yalan konuşamam. Hayır, hayır, onun yalan söylemesini gerektirecek hiçbir neden yok ki. Sadece şurada yemek yerken gördüm. Ya bunun, bu yalan söylenecek bir durum değil ki. Kesinlikle. Yani siz gitmediniz, eminsiniz kesinlikle değil mi? Yani yemek yemediniz iki gün önce. Eminim, eminim. Peki. Bütün çevrem bilir abi burada, çevrem. Zaten bu görenler de çevrenizden kişiler aslında. Sizi çok yakinen tanıyan kişiler. Fahrettin Bey, o kadarını söyleyeyim ben size. Evet ama ben hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz. Hatırlamıyoruz. Peki. Şimdi siz dün yayında dediniz ki işte Yusuf Bey'in çocuklarına okları yönelttiniz. İşte Bahri ile Yasin'den bahsettiniz. Onların işte dedelerinin paralarını çaldığını, daha önce köpeği götürüp işte daha bağladığını falan bu tür şeylerden bahsedip onlarla ilgili bazı iddialar ortaya koydunuz. Bu konuda bildiğiniz somut başka bir şey var mı söylemek istediğiniz? Kesinlikle yoktur. Hepsinden özür diliyorum. Aa. Yani böyle şeyler ben ilk önce babamı aramaya gittim. Babamı istiyorum sağ olaraktan. Oraya şimdi gelip de yani birbirine iftara atmasınlar ya. Ne olur ya biz burada perişan duruma girdik ya. Bir saniye iftira atmasınlar ama arkadaşlar. İftira atmıyor. Bahri'nin şeyine geçmeden önce yani Fahrettin Bey. Hatice Hanım dedi ki dün. Buraya gelirken bana şunları şunları sor diye şimdi söyledi Fahrettin dedi. İnkar. Hayır şimdi bana söyledi illa enişte ne olur söyle dedi. Ya illa ya bak. Benim üstüme geldi illa söyle ne olur dedi ben de söyledim. İnkar diye öyle demedim söyle ona gitti mi dedi. Ben dedi inkar sana? Etmiyorum bu inkar ediyor. Şimdi Fahrettin ben Bey. Ben inkar hiç etmem. Yayında konuşulanlarla ilgili iki kişi onları şu şekilde konuşun diye yönlendirdiğinizi söyledi. Bir hatırlayalım bakın onları. Biri telefona bağlanan Adem Bey'di. Biri de sizin baldızınız Hatice Hanım. Bir izleyin bizimle birlikte. Sonra bakalım ne söyleyeceksiniz. İnkar. Hatta biri var bu parayla ilgili bir şey aktarmak istiyormuş. Azmi Bey'in parası olduğu bilinir miydi? Hep yalan konuşuyor ya. Yusuf Bey'i ben parkta yakaladım. Dedim ki babana sahip çık dedim. Ondan babası bir hafta sonra kayboldu. Niye babana sahip çık dediniz Yusuf'a? Boynumda parası akıllı dedi. Bunu herkese söylüyor muydu Yusuf Bey? Yusuf Bey bunları hepsini millete tek tek anlatıyor. Ondan sonra Yusuf Bey bir de dedi ki benim babam bana para vermiyor dedi. Fahrettin Bey ile konuştunuz mu siz yakın zamanda? Tabii ya Fahrettin'le dün de para verirdim. Ya Fahrettin ara bağlan anlat mı dedi. Acaba birilerini mi korumaya çalışıyorsunuz Yusuf'a yüklenip? Tabii bana Fahrettin de dedi bağlan oraya dedi. Fahrettin Bey Adem'le konuşmuş yayına bağlan Yusuf için böyle böyle de demiş. Fahrettin bunu niye der? Birisini korumak için der. Kardeşin Yusuf çarşambada babam parayla dolaşırdığı herkese söylemiş mi? Hep söylemiş. Üç yani, kese para var babamda çok para kese. Var. Fahrettin ne dedi? Ne dedi başka? 40 milyon para al babamdan demiş. O adam kim söylesin diye. Yusuf için. Evet. Diye, evet buraya. Bunu sorgula Yusuf dedi. Parkta söylüyormuşsun elin adamlar. Babamda şu kadar para var. Üç kese. Her şey var. Adamlar götü babamı kaçırıyor. Sen... Eniştem dedi. Fahrettin Bey Hatice Hanım'a böyle sormasını, konuşmasını mı söylediniz siz? Evet. Söyledim. Niye inkar edeyim? Söyle de ben de açıklayayım. İnkar etme. Doğruya git. İnkar edersen mahkemede kalırsın. Fahrettin Bey bakın bunu hem yayına bağlanan Adem Bey'e söylemişsiniz. Bağlan böyle böyle anlat diye. Hem de buraya gelmeden önce baldızınız Hatice Hanım'a. Bunu niye yapıyorsunuz yani? Ben yalan söylemem. Ben kesinlikle yalan söylemiyorum. Ben söyleyeyim o zaman. Ben Adem ile hatta ben işte Adem ile bu yaş bu zamanlarda kapıma dahi gelmemiştim. Evet Kabe'nin önüne geldi. Ben dahi Fahrettin dahi ben de bağlanacağım diye. Ne yaparsan yap dedim bana sorma dedim bu kadar. Hep yalan. Efendim söyleyin. Yalan konuş hele. O Adem var ya. Kafa bul ya kafada sakat deli. Bana kafa bul ya. Yalanlarla garibanım işim ya. Olmaz. Beni suçlayla garibanım ya. Doğruluğum var benim. Ben boğam parası var ne diyeceğim. Boğam pazarıya gidiyor parayı çıkarayım. Peki Fahrettin Bey bunu niye böyle görüyor. Yapıyor şimdi? Yani inkar ediyor mu? Adem Bey kendisi söyledi yani. Bilemem. Bana bağlan dedi böyle konuşacağım. Bir dakika. Adam Hatice de aynı şeyi söylüyor. Adam keseden parayı çıkarıyor. Pazarı da görmüyorlar mı?
Beni niye suçluyor bunlar? Suçlular beni bile onlar... suçlu demedim diye. Niye gücüyor? Özellikle o tebel avukan koymuyor adam yüzden mi? Allah var üstünde. Adam ben zaten benim peşimde. Fahrettin Bey. Benimle uğraşın. Şimdi biz ister istemez yani daha doğrusu bunları düşününce sizi kayınpederinizle kaybolmadan iki gün önce birlikte restoranda yemek yerken gören birileri var. Çok eminler. Bu ifadeyi de veriyor. Bu kadar emin. Yoksa başı derde girer yani bundan emin olmasa. Buraya gelen Hatice Hanım bana böyle böyle konuşuyor. Onu... Bir şey mi saklamaya çalışıyorsunuz? Suyu inkar etmesin dedi. Ya ben kesinlikle dedi. Hiçbir şey saklamıyorum. Yemek yememişim onunla. Kesinlikle yalan konuşmuyorum. O zaman ben yalan konuşayım. Ben doğrusunu söyleyeyim. Hiç ben babama düşmanı yaparım. Yapma. Doğru ya, konuşayım bu... ben doğru. Yalanım yok. Ya bu... Kızım bile diye. Bu şimdi çok doğru akıllı olarak olsaydı ya gelip de anasına bakardı yani. Bunun kapası. Götürmeyin. Bu arada Adem Bey de hatta. Yani beni Fahrettin Bey böyle böyle konuş dedi diyen Adem Bey de hatta. Adem Bey. Buyurun. Fahrettin Bey diyor ki biz öyle Adem'le hiç konuşmayız diyor. Görüşmeyiz diyor. Desin çatlak. Öyle mi diyor? Evet. Aynen. Çatlak olacağım zaten. Bir saniye. Allah Allah. Yahu bunlar neyi araştırıyorlar ben anlamadım. Babalarını mı arıyorlar, milleti mi araştırıyorlar, neyi araştırıyorlar bunlar? Bırak şu Adem'i ya. Babamızı arıyoruz. Neyi araştırıyoruz? Yalan konuşman. Babamızı arıyoruz tabii ki. Bu da yalan konuşuyor. Niye yalan konuşuyorsun tamam. Söyledi lafında. Adem'in benim alakam yok. Sizin başınız belliye gider. Benim gitmez. Ben açınızdayım. Söylediğim lafın arkasındayım. Bak. Beni dinlen az. Beni iyi dinlen ondan sonra. Bak. Dinlerim. Güzel yine dinlen ondan sonra cevaplandırın. Hiç dinlemiyorum. Söyleyin Adem Bey. Bak. Yusuf Bey. Bak. Dedim ki ben. Benim ismi anlamadım. Şey var ya. Parkta sen uyumayız, babasını, annesini veyahut kesin kendi hanımını devamlı kötüleyen bir adam. Adem Bey bu tamam da ben şunu soruyorum size. Bunları anlatmanızı sizden Fahrettin Bey istedi dediniz geçen yayında. Evet abi tabii. Ha, Fahrettin tabii. Bey de diyor ki ben böyle bir şey istemedim. Ben Adem'i doğru düzgün tanımam. Öyle mi diye? Evet. Allah hani Allah. Benim meselem oldu tabii. Yayında ya, duyuyor şu anda sizi. Fahrettin Bey. Ben neye yalan konuşacağım? Fahrettin dedi ki kata bağlan aynısını anlat. Yusuf dedi anlat dedi bana. Ben Yusuf zaten Fahrettin bile söylemese bile Yusuf'un ne olduğunu ben biliyorum. Yani beni Satya da bunu aradı. Satsın boşver. Bana da dedi ben güceneyim. Çatlak dedi Fahrettin güceneyim. Fahrettin Bey. Hiç darılmayayım. Darılma. Çatlak diyen kendi çatlak. Ortada oturuyor kendisi deli. Ben akıllı memurum. Jandarmayım ben. Ben Fahrettin Bey'e şunu sormak istiyorum. Yani bütün okları Yusuf'a çeviriyorsunuz. Aynı. Hem telefonla bağlanan hem buraya katılan duydum. Hatice Hanım'la ilgili. Fahrettin Bey duyabiliyorsun değil mi beni? Çatlakmışım ben. Duyuyor. Bütün okları Yusuf'a çeviriyorsunuz. Duyuyorum da ses az geliyor az. Az geliyor. Bütün okları Yusuf'a çeviriyorsun. Sen neyi gizliyorsun Fahrettin Bey? Ya... Ben hiçbir şey gizlemiyorum. Yusuf'a niye okları i̇ki çevireceğim? İki gün önce senin kamera kaydı da ortaya çıkarsa bak, da, bak bak iki gün önce yani babam da para var diye söyleme kimseye dedim. Yemek yediğiniz yeri kamera kaydı da çıkabilir. Yok Yusuf'ta. Şimdi bağımı tesadüf oluyor. O kasada parayı çaldılar adamlar. Bu parayı herkes biliyor. Ben niye söyleyeceğim? Millet biliyor bu kasada para olduğunu. Eskiden doğru de konuşan çatlak şey, oluyor. Ben demişim uçum konuşan kaybolmuş bu adam. Bu hikaye. Kimi korumaya çalışıyor olabilir o ben zaman? Ben hiç bunu kabul etmiyorum. Ha? Ben ne diyeceğim adamın parası var diye. Ben kabul edeyim etmeyeyim. Fahrettin Bey başka bir şey konuşmayalım diye mi size yönlendiriyor? Benim yani üzerime yükleniyorlar ama Allah neden? Allah neden? Allah koruyor. Nedeni Allah ne olabilir? Cenab-ı Allah koruyor. Bunun şimdi kulağı sar ya bizi çatlak. Buna şey beni gariban bunlar mı? Bana biniyorlar boynu. Murat bir röportaj yaptın Ayşe Hanım'la. Ayşe Hanım'la bir röportaj yaptın. Yani Azmi amcanın 90 yaşındaki eşi. Azmi Bey'in kaybolduğu Ayşe Hanım bulunduktan sonra anlaşılmıştı. Yani kalçası kırık biçimde evden bir 500 metre uzakta. Bu röportaj nasıl gerçekleşti? Sana kim haber verdi? Bize o süreci bir anlatır mısın önce? Sonra da o söylediklerini aktaracağız seyircilerimize. Evet, gece geç saatlerdeydi. Damat Fahrettin Bey bizi aradı ve Ayşe Hanım'ın hafızasının yerine geldiğini, çok acil bir şekilde gelmemizi söyledi. Biz de hızlı bir şekilde Samsun merkezden Çarşamba'ya geldik. Hemen gece geç saat Ayşe teyzeyle konuşmaya başladık. Murat, tabii. Yani yanındaki Fahrettin Bey'den bahsediyoruz. Kaçta aradı seni ve yani işte... Evet, Fahrettin Bey, evet. Yanımda, evet. Evet, kaçta aradı seni?
Akşam geç saatlerde 22:30-23 civarları haber geldi. Biz hemen geldik ilçeye. Çünkü arada yarım saatlik bir mesafe var. Çarşamba merkeze geldik. Burada hemen Ayşe teyzenin yanına geçtik. Tabii Ayşe teyze Gürcistan göçmeni olduğu için Gürcüce konuşuyordu. Fahrettin Bey de bize tercümanlık yaptı. Biz hemen kayda girdik ve konuşmaya başladık. Ayşe teyze beyaz bir arabayla sabaha karşı, yani bulunduğu gün 30 Aralık tarihinde sabaha karşı beyaz bir arabayla 3 kişinin geldiğini... Muratçığım, o röportajı vereceğim. Hazırladı arkadaşlarım. Şunu söyleyeceğim. Ya böyle telaşla seni bu röportajı yapman için özellikle Fahrettin Bey aradı ve istedi yani bir anlamda, öyle mi? Evet, özellikle Fahrettin Bey aradı ve biz hemen buraya geldik. Peki, şimdi röportajı izleyelim önce. Sonrasında Ayşe Hanım bu konuda tekrar sana ne anlattı onu soracağım ama Ayşe Hanım Gürcüce konuştu. Biz bunları bir yeminli tercümana da gönderdik. Fahrettin Bey'in yaptığı çeviride bir sorun yok. Bir yandan çünkü Türkçe olarak aktarıyor Murat'a konuşmalarını. Onu bir bilmenizi istiyorum. Bakalım Ayşe Hanım neler söylemiş. Sibik Erebi. Televizyondan. Size kim saldırdı? Sağ. Ana, sen arabası çakacdım lan. Ben böyle kadın bir gigik niyen tavda ama. Arabanın ne rengi ko? Ne o mehmet çalıştım. Araba beyaz. Tetri ko? 2-3 kişi attı. Tetri. Amerikası ko? Türkçe bilmiyorum. Sami ko ben? Sami. Yani beyaz arabaydı diyor. Beni bindirdiler diyor. Biz ikimizi diyor yukarı doğru çıktık diyor. Beni attılar aşağıya. Tanıyor musun? Gelenleri tanıyor musun? Tanıyamaz ki. Tanıyor, ben de tanıyacağım. Kasabik ver iç sani. Selamünaleyküm. Yok diyor. Nasıllardı? Yüzleri nasıldı? Hatırlıyor musun? Mağlebi ikven. Uzun boylumuşlar. Uzun boylumuşlar. Ne dediler? Size bir şey dediler mi? Rama git kıradık beni. Rama artık ben. Eşen arabadan gigik niyen. Matza ikmanın ise babay. Matza ikmanın ya. Beni attılar arabadan, onu götürdüler diyor. Doğru dedi abi. Bilince geldi. Gençler miydi? Akale bir ikman. Ne yapmaksız? Mire omelay. Mekne Rama ya. İzleri kotuyu koşuyan. Mahsustu. Yani bilmiyorum onları ben diyor. Bilmiyorum diyor onları. O zaman onlar da olabilir. Diyorum da işte ama. Ya doğru dedi abi. Bilince geldi. Gençler miydi? Akale bir kventu, cvele bir kven, bere bir kventu, akale bir kven. Yepyeniymiş. Gençlermiş. Gençlermiş yani. Para aldılar mı sizden? Para istediler mi? Para boktuk ben. Yoktu. Gece miydi? Sabaha karşı mıydı? Yatıyor muydunuz? Dilaze adek sakıldan aksiyentik ben. Sabahtan aldılar bizi diyor. Doğrudur. Aynı ben dediğim gibi. Siz yatıyor muydunuz? Tükmen içse bit. İçse bit. Yatıyorduk diyor. Dilaze moğden... Kapıyı kırıp mı girdiler? Yani o kadar da şey yapamıyorum. kapıyı çaldılar mı? Siz mi açtınız? Garze murtken garze. Zaten kapılar açık zaten de bundan zaten. Ben de buldum. Demek ki gençlerdi diyor. Doğrudur. Gençler. Bu şeyi tanıyor mu bu? Ömer'i mi? Ömer'i şeyi Bahri'yi tanıyor mu? Bahri Sinop. Hadi ba. Ver Sinop. Bahri. Badişehir'e. Ho. Şimdi 90 yaşında
Ve eşi kayboldu. Yani gün mü oldu bunlar bilmiyoruz ama sonrasında Murat bir görüşme daha yaptı hocam. Buyurun. Şimdi şu çok enteresan. Tam da gizli tanığın çıktığı gün Ayşe teyzenin hafızası yerine gelmişti. Yani bak şu Allah'ın işini tabii, demek tabii. lazım Fahrettin aynı, Bey. Yani, aynı o adamın işi. Tam da Fahrettin Bey'in yanında hafıza yerine gelmiş. Şimdi gece 23 civarında özellikle Murat işte gidip bu röportajı yaptık diyor Fahrettin Bey'in haber vermesi üzerine. Tamam. Ve 3 kişiden bahsediyor. 3 genç kişi beyaz bir arabayla onları almış. Sonrasında da Ayşe Hanım arabadan dışarı atmışlar. Sabah saatlerinde geldi diyor. Biz biliyoruz ki Ayşe Hanım yol kenarında sabah 7.15'te bulunmuştu. Saat 6'da. 6 mı diyor? Sabah 6. 6'da diyor. Peki. Şimdi Murat daha sonra Ayşe Hanım'la tekrar sen konuştun. Bunları bir de anlattı mı aynı şeyleri yoksa? Evet. Evet, bir gün sonra tekrar bu kaydı almak istedik. Farklı bir Gürcüce bilen bir şahısla gittik yanına. Evet. Ama maalesef ki hatırlayamadı. Konuşamadı. Yani bu anlattıklarını ertesi gün bize anlatamadı. Hatırlamıyorum dedi, bilmiyorum dedi. Ama bu cümleleri ikinci gün bize kurmadı kesinlikle. Size daha önce hiç bunları anlattım Ayşe Hanım. Soramadık ki. Komutana gittim. Sen yanındaydın Hatice. Yanındaydım. Bana soru bilmiyor. Ben böyle dedim, anne dedim, seni kim attı, babamı kim kaçırdı dedim. Bilmiyorum dedi, kim kaçırdı dedim. Yine demedi, yoğun bakımda kaldı, ameliyat oldu. Orada demiş ki hadimelere, gece bağırıyormuş, beni demiş, köpekler çullandı diye demiş. Kızları mı dövdü demiş hadime, kızlar dövmedi demiş. Köpekler çullandı beni dövdü yani köpek diye. Derken gerçekten köpeği köpekler mi kastediyor? Köpekler insanı söylüyor. Evet, köpek insanlar diye. Köpek der o. Ha, kızlar dövmedi öyle diyor. Evet. Kime der köpek genç diye? Genç çocuklara der genelde o. Kime? Genç çocuklara genç der. Genç çocuklara öyle hitap eder. Gençler aynen, beni. Aynen. Ama aynen, daha o. Sonra bunların hiçbirini hatırlamadığını söylüyor. Bu arada böyle öyle, beyaz arabası olan kimse var mı? Vallahi size bir şey söyleyeyim mi hocam? Kiralayıp da getirebiliyorlar çocuklar. Kiralık çocuklar tabii. Kiralayıp tabii, tabii, böyle tabii. Kiralık beyaz arabayla dolaşan tabii, tabii. Kimseyi biliyor musun Meryem? Vallahi askerdeki yeğenim vardı. O da zaten olay zamanı burada değil. Kim askerdeki yeğen dedin Yasin mi? Amcamın o. Yusuf'un oğlu Yasin. Evet. O izine geldi gitti. O gitti zaten. Hani yoğun bakımda bağırdı diyorsunuz ya anneniz Gürcüce konuşuyor. Gürcüce konuşuyor. Bağırırken de Gürcüce bağırmıştır. Nasıl anladılar Gürcüce bağırmıştır. Bunu? Türkçe söylemiş Türkçe orada. Bilmiyor. Türkçe söylemiş. Demiş ki köpekler çullandı dövdü demiş. Kızlarım dövmedi beni demiş. Çullandılar başıma kim demiş. Kim anlattı bunu sana? Şey anlattı. Ha, orada kadın gitmişti şimdi belden fıtıktan ameliyat olmuş. Kadın Gürcüce mi biliyor onu anlamadım ben şimdi. Ne bileyim ben söyleyettiremedim. Söyleyeyim anne kim dövdü, babam ne dövdü? Hastanede demiş. Peki abi. Şimdi ben evet. Şunu yalnız kafama takılan bir şey evet. Var. Evet. Eve gelip hem Azmi amcayı hem Ayşe teyzeyi arabayla bu kişiler kaçırdıysa ve hı. Ayşe Hanım'ı da bir süre sonra arabadan dışarı attıysa bunu yapma sebepleri de paraysa 90 yaşındaki Ayşe Hanım'ın boynunda beşi bir yerde var. Yani, kollarında bilezikler var. Kimse bunlara dokunmuyor. Kolun altındaydı görmez ki içindeydi, içindeydi. Ama bilen biri gelip içindeydi. Orada Azmi amcanın parası olduğunu bilen biri Ayşe teyzenin ben de takılarını bilir. Ben onun yalancısıyım. Evet söyle Meryem. Nerede bu kasayı patlatan kişi de zaten bunun lira olduğunu biliyor. Bilezik biliyordu. Ömer Kazan niye çıkmıyor ortaya? O altınlar nerede o panikle şimdi? Zaten ona ilgilenmez. Bunlar ki. Ayşe teyze demiş. Evet. Ha bacım orada. Evet. Altınları nerede? Üstünde. Emine. Altınlar Emine. Annemde. Ablam sakladı ameliyat oldu. Biz de yanındaydık. Emine de mi? Emine verdi aynı geri. Emine Hanım altınlar annenizde mi sizde mi? Verdi geri. Babaannem sorar zaten. Annenizin altınları sizde mi? Verdi, Emine Hanım. Verdi geri. Bende. Sizde. Bende aldım. Onda annem kullanamıyor ki. Aldınız onları. Sağ olun. Peki bu onları arabadan atan şu an yanınızda kişiler... mı? Yanımda. Takmış. Ha gösteriyi de. Yanımda. Bende. Korunayım. Peki bu arabadan atan kişiler hayır, altınlarını almak sakladım. İstememişler mi Emine Hanım? Yanımda. Arabadan atan kişiler altınlarını almak istememişler mi? Altınları ulan, görmemişler mi? Canım. Anneniz arabadan atıldığını söylüyor. Ben bilmiyorum. Kolun altında kim görecek? O kadar hırkası vardı üstünde. Hırkası var. Kim görecekmiş? Elbisesi var ama altınları aramamışlar olduğu köyde bence. Bilinir mi? Bilinir. Ama bilmiyorum. Allah parayı gördü. Olan, ben bilemem. Bir ara görmedim vermem belki. Lazım. Sevgili seyirciler, 3 çocuk annesi Esma Duru arıyoruz. 2017'den bu yana kayıp ve o günden bu yana herhangi bir yerde hiçbir kaydına
rastlanmadı Esma Hanım. Yarın konuşacağız Hatice Hanım. Yarın anlatın lütfen bildiklerinizi. Ve yine Emir Aboğlu daha 17 yaşında Kayseri'de kayboldu. 17 Ocak Cuma günü karnesini aldı. Yanında yine aynı yaşlarda olan bir kız arkadaşıyla birlikte ortadan kayboldu. Emir Aboğlu'nu gören bilenlerden yardım istiyoruz. Geride iki çocuk ve genç bir eş bıraktı Metin Uslu. Yaklaşık 2 yıl önce o da ortadan kayboldu. O gün bugündür ailesi onun yolunu gözlüyor. Yarın bütün bu konular ve özellikle Azmi Bayar dosyasındaki yeni gelişmelerle hepsiyle karşınızda olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Güzel bir akşam diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.